بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قال لو أن لي بكم قوة أو آبي إلى ركن شديد صدق الله العظيم الله أنفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ve davat yani yanıkum şu ebla hamle ve kuvvete illa billahil alil azim İnşallah saat dokuz e, 9.30'dan sonra inşallah sohbeti yetiştiririz, bitiririz. Ondan sonra açıklayacağım şeyler var dedim. Onlara şeyden devam ederiz. YouTube yayınından devam ederiz. Biz buradan e, kardeşlerimize önemli bazı açıklamalar yapmak durumunda kaldık. Bizi mecbur bıraktılar. Artık e, kangren olan tabi uzvu kesmek lazımdır. Aksi takdirde bütün beden gidecek. E, ondan dolayı Rabbimiz Rüştümüzü ilham eylesin. Nefsimizi şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Nefis katmaktan muhafaza eylesin. Amin. Allah için konuşmak nasip eylesin. Amin. Efendi Hazretlerinin rızasını hedeflemek nasip eylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizi razı eylesin. Dinmetin üzerimize daim eylesin. Amin. Yolunu bozdurmak senlere fırsat vermesin. Amin. Bizi de muhafazasında muvaffak eylesin. Amin. Amin. Önce şu genel umumi ilanlarımız var. 11 Ocak Perşembe efendim e, oruç tutmanın çok e, fazileti var. Zaten şimdi de namazını e, anlatacağız. Kısaca e, teşvik için de namazında da bu beyan ediliyor. Tabi Perşembe Recep'in ilk günü olmasa da olmasa da e, ulema yani namazının kılınacağı e, günün oruçlu geçirmesini tavsiye ediyorlar. Ee, zaten perşembe oruç e, sünnet, e bir de Cemaziyelahir'in son günü, ayın son günü ayrıyetten sünnet. Yani kaç türlü sünnet var bu perşembe orucuyla alakalı olarak. Ancak e, tabii e, işi gücü yoğun olan, zarveti olan hasta, hasta zaten söyleme lüzum yok. E, yani gecen ibadetinden de zafiyet olur falan diye korkanlar vesaire. Ee, güç güç bulamayanlar yani tabii tutmayabilir onu farz değil vacip değil. Orada bir, bir zorlama yok. Onu anlatırız. Ee, onun 13'ün perşembe inşallah oruçta olursa e, bir 15 dakika kadar e, şeyle yani böyle basit bir iftarlık e, şey olsa iyi olur. E, çünkü vakitleri çok ibadet gecesi, kabul gecesi çok yemekle geçiremeyiz ondan dolayı bir 15 dakika kadar sıvı şeyler de faydalı oluyor yani de çok şey yapmamak bakımından i̇şte hepsi bir ayrı mesele. Ondan sonra e, akşam namazını inşallah tabi tam bir e, açılış denmez buna tam bir resmi bir açılış manasında bir açılış denmez buna ancak e, biz inşallah ee, halılar da tam serilmeyeceğinden hasırın üstüne seccadeler, gelenler seccadelerle gelin. Önce 20 rekatımızı kılarız. Onları beyan edeceğim şimdi ee, dergiden. Sonra da rekabet namazını Rabbim kılmaya muvaffak eylesin. Amin. Ee, maalesef hanım kardeşlerin yerleri yetişmiyor. Ee, yani eğreti işler iyi değil. Erkekler ne olursa olsun işte efendim abdestseniz şunu bunu kullanır yarım yamalak sokakta da kalsa mesele. Kadın işi tam e, teşekkür teşekkül. İnşallah yerlerin Miraç gecesine inşallah bilmedi Miraç gecesine inşallah arkadaşlar gece gündüz çalışıyorlar ama tabii çok maniler çıktı biliyorsunuz. Yani yardımlar kesildi. deprem oldu. Depremden sonraki şey falan e, bayağı 6-7 ay büyük bir şey oldu yani insanlar enkaz altından kaç ayda zor çıktılar. Çıkamadılar yani cesetleri bile çıkarılamadı. Dolayısıyla çok yardımlar oraya yönelmesi hasebiyle bu tabi 3-5 aylık bir tehir oldu yine. E, ondan dolayı e, hanım kardeşler gelmesin. Çünkü onlara rahatlık temin edemeyince mesul oluruz, üzülürüz yani. Üzülürüz. E, onlar da e, evlendi, akşam namazını kıldıktan sonra iki rekat sürede kıldıktan sonra işte 20 rekat herkes kılsın. Onu anlatacağım faziletini. O sayı hadislerle de desteklidir. Ama rekab namazı da e, çok zor bir şey değil. Onu da kısaca anlatırız. E, evlerinde de kılabilirler. Kendi kılabilen tek kılsa daha eftaldir tabi de. İnsanların ekseriyeti kılamıyor. Veya okuduklarında yanlış okuma tehlikesi oluyor falan. Sayıları koruyamıyorlar. Ondan sonra eee isteyenler yanında seccade getirebilir. Getirseniz de iyi olur. Bir de park sorunu yaşamamak adına araçları biraz uzaklara park edip Allah razı olsun biraz erken çıkalım. E, akşam namazın cemaatine kaçırmayalım. Akşam cemaatini kaçırdıktan sonra yani baya bir zarar var. Yani. Çok büyük zarar var. Öyle bir gece için doğaların yüzde kabul oldu. İhya edene cennet vacip olur ya. Beş geceden biri. İlk gece olması hasebiyle regaib ayrı fazilettir. Regaibden değil. İlk gecelere gayb birleştiğinden e, birçok hadis-i şerif o gecede fazilet bakımından içtima etti. E, o bakımdan farklı bir gece yani. He, senelerde bir gelir. İlk gece, cuma gecesine denk gelir yani. Bundan istifade azami derecede istifade etmeyi Mevla nasip eylesin. Amin. Amin. Mümkünse toplu taşıtları, tabii taşımaları kullanalım. Tabii ki o çok iyi olur ama onu bilmiyorum ne kadar becerebilen var, beceremeyen var. Allah yollarınızı açık eylesin. Amin. Yardımcılığınızı ziyade eylesin. Manilerinizi izale eylesin. Amin. Amin. Şimdi biz e, dersimizi e, e, tabi livata ile ilgili çok hadis-i şerif ve rivayetler hiç duyulmadık. E, bazı meseleler bulduydum. Ama evvela Lut Aleyhisselam ile ilgili e, ayet-i kerimeleri okuyordum o dersi buradan devam edeyim ad kelimelerden e, Hud sureyi celileyi cemilesinden e, devam edelim. E, Rabbimiz tebaarak ve teala ayetlerinden ders çıkarmayı, ibret almayı, azami derecede istifade etmeyi ve insanlara e, tebliğ etmeyi e, nasip eylesin Amin. ve tesirlerini halk eylesin. Amin. Amin. Geldiğimiz noktada e, Lut Aleyhisselam'a evine geldiler. Evinin önünü e, livatacı toplum sardılar. Lut Aleyhisselatü Vesselam da meleklerin Allah'ın elçileri melekler olduğunu hala anlamadı. Ve onlara işte ikram yapayım derken işte hanımı da bir ekmek bir şey pişirmek üzere e, görevlendirmişken bir de Evdeki işte genç güzel yakışıklı delikanlar suretinde melekler geldikleri için e, o haberi de aldıkları için onun e, pis işler yapan kavmi bu sefer ne olur işte misafirlerimize teslim et teslim etmezsen işte eve basacaklar edecekler o arada onları oyalamaya çalıştı falan biliyorsunuz geçen derste bunlar anlatıldı e, bu sefer çok darlandı tarlanınca gale dedi. Orada kalmıştık. Lut Aleyhisselam dedi. Lut Aleyhisselam'ın 5000 sene evvel, yani aşağı yukarı tabii bu takvim seneler, çünkü İbrahim Aleyhisselam dönemi olduğuna göre 4000 seneden yukarısı var. Aşağısı olmaz belki. O zaman buyurduğu sözü şimdi bize duyuruyor. Kıyamete kadar gelecek Müslüman ümmetlere de duyuracak. Değişen bir şey yok. Allah Teala'nın kuvvetinde değişen bir şey yok. Şu anda da Gazze'yi e, acil aciz olduğu için haşa kurtaramıyor değil. Gücü azaldı diye yardım edemiyor değil haşa. Yahudi çok teknolojide ilerledi. Bütün dünya bankalarının bilmem ne işte, paranın başını tuttu, ilerledi falan. Ne oldu? Allah Teala'yı aciz bıraktı haşa. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey inanan kafir olur. Zerre kadar imanı kalmaz. Ne buyuruyor? Estağfirullah ve la hasebennellezine keferu sebeku. Sakın kafirler sanmasın ki onlar ne yaptılar? Allah'a geçtiler haşa. Yani çok ilerleye ilerleye ilerle bir yere geliyor. Ee, i̇şte şeytan da onlarla beraber olduğu için onlara e, siz Allah'a da geçtiniz haşa. Allah da size bir şey yapamaz e, şeyi verebilir vesvesesi. Kafirler de buna inanmaya müsaittir. Zaten e, doğru hidayeti bulsaydı Müslüman olurdu. Madem iman etmedi bu adam kendini Allah'tan ileri bile haşa görebilir. Görüyor zaten. Küffar görüyor. Sakın geçtiklerini sanmasınlar. İnnev, şüphesiz ki onlar La gücün aciz bırakamazlar. Kimi Allah Celle aciz ne demek güçsüz. Şimdi onun için burada bir bir sır var. Burada bir kaderin sırrı var. Burada bir hikmet var. Allahu Teala Bağdat e, işgalinde Hülagü saldırılarında Moğolların baskınlarında da e, birçok İslam ülkesini yerle bir etti. Ki o zamanın Müslümanları bu zamanın Müslümanlarından çok daha takva sahibi olduğunu düşünmek zor değil. Zaman zemin itibarıyla şahıs olarak öyle bir günahkar şahıs olabilir 700 sene evvel. Şu anda dünyada öyle bir günahkar yoktur mesela. Öyle bir zalim. O ayrı bir şey. Şahıs olarak tuttuğumuzda buna bir standart veremeyiz. Ama cins olarak tuttuğumuzda, yani toplumları, değerlerinizde şu anda da Türkiye'de İslam toplum var, Müslümanlar var. Fakat bu Müslüman toplumunun e, namaz oranı, oruç oranı, zinadan sakınma oranı, hacı hoca zina. Hep zinadalar. Çok hacılarda, hocalarda da zina var Allah muhafaza. Çok. Helal haram bakmıyorlar yani. Onun için genel manada haramlardan sakınma beş vakit namaza cemaatle devam, vesair İslam'ın emir ve yasaklarına uymak hususunda o dönemlerin çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz, rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama Allah Teala Moğolları e, İslam coğrafyasına musallat etti mi etmedi mi? Bağdat'ta bütün kitaplar Allah Teala ticleye e, yani bütün derken işte kalanlar bizim de birçoğu da kitabın adı var eski kitaplarda kitabın yazması bile yok. Mahkutu bile kütüphanelerde rastlanmıyor. Böyle dolu kitap var. Mahkutu bile yok yok. Mahkutu nasıl olmaz hadi? Matbu basmak işi vakit ister, zaman ister, ilgi ister. Ama neden? İşte orada tek nüsha olan, iki nüsha olan kitap e diyelim müellifin el hattıyla olan bir ne, gittiyse kopyalanmadan, çok yayılmadan evvel gitti işte o kitap mesela. Ne kadar ilimlerde öyle, öyle gitmiş oluyor. Allah'tan işte diğer ulema birbirinden naklettikleri için hep eserlerinde o nakillerin bereketiyle e, yani ümmete lazım olan ümmete ulaşmıştır diye e, düşünüyoruz. Daha fazla ilimlere ulaşsaydık, taze ilimler okusaydık, güzeldi ama şimdi bazı kitaplara yanıyoruz, yakılıyoruz. Yani yok. E, hakikaten içeriği isminden anlıyoruz. Çok önemli diyoruz. Yok işte. Ama şimdi Allahu Teala bunu yaptırdı mı? Yaptırdı. E yine bu toplumların e, kendi günahları var mıydı? Mutlaka. Ya sırf derecelerini yükseltmek için e, günahlarına kefaret olsun, derecelerine terfi olsun, e, bir hiç yanlışları yoksa zaten neyin günahlarına kefaret olacak gibi. Öyle de bir toplum hiç olmadı. yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsı müstesna. Yani kefarete amellerinde bir kefarete lüzum olmayan kimsenin kimse enbiyanın dışında da e, makamına göredir tabii. Makamına göredir ki bayr işlememiştir falan ama makamına göre bir kefaret herkeste bir temizleyici bir bir sıkıntı, bir hastalık, bir musibet falan bir kefaret icap eder hepimize. Bize çok icap eder de bizim zaten bizi Allah temizlese, temizleme kalksa tam temizlik yani ölmemiz lazım tam temizlik. Yani o kadar ağrı, sancı, hastalık verecek de, o günahlar temizlenecek de, kabire günahsız gireceğiz. Mahşere günahsız çıkmak için. Mevla bunu da Müslümanlardan sevdiklerine yapıyor biliyorsun. Çok ağır hastalıklar, şudur Hani adamı huzuruna temiz almak istiyor. O ayrı bir dava. Yani kefaret lazım değildi şu topluma. Ee, Abbasilere, Emevilere, o zamandaki Haliye falan denmez bu. Böyle bir şey yok. Hepsine kefaret lazım. E bu kefaretin de içinde gün e, günahlarını temizlemek için de e tabi orada topluma bir bela geldiği zaman içinde hiç hak etmeyen yaş kuru beraber yanıyor mu? Yanıyor. Yandığı zaman ona kefarete bile lüzum olmayacak derecede salih bir veli de olabilir. Şahsi, müş müşahhas bir kişiyi ele aldığımızda konuşuyorum. Öyle bir zatlar olabilir toplumda olmaz ama müşahhas bir kişiyi ele aldığımızda yani hakikaten işte Mahmut Efendi Hazretleri gibi bir insan yani. İşte hocası şahitlik ediyor ve da işte zuhuratta görüyor. Neyse. Henüz daha sol tarafına bir şeyye yazılmamış. İşte Mahmut'un arkasına İmam-ı Azam'ın arkasına kılmış gibi olur Yani nerede şimdi böyle bir adam yani? Şimdi? Kim yani? Hacı Dursun Efendi, Ali Adel Efendi gibi zatlar kime kefil olur ya? Kime kefil olunur ya şu zamanda? Yani onun için ama her dönemde mutlaka biz tanısak da tanımasak da mukarrem kullar var mı? Vardır. Hiç günah işlemeyen kullar vardır. Vardır. Kul günahsız olmaz derken illa da her kul mutlaka bir günah işleyecektir diye de Allah'ın bir yani her kulu mutlaka bir günah düşürürüm diye de bir kaide de yoktur İslam'da. O da ayrı bir şey. Ama peygamberlere günah işleyebilir diye inanmak itikadı bozar. Velilerdeki itikadımız nedir? Günahsız durabilirler, günahtan uzak durabilirler, hiç günahta yazdırmayabilirler. Ama günah yapma payı var mı? İhtimali var mı? İtikatta burada mesela ayrılıyor. Onlarda bu pay var. Günaha girebilir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günaha girebilir diye düşünmek e, Allah muhafaza tabi erifet itikadından insan çıkarır. bu, bu fark var. E adamın hiç günah yok olan bir adamda zelzele oldu mu o enkazın altında kalıyor mu? E, selde gidiyor mu? İşte Gazze'de şu an toplumda çok mübarek insanlar da hiç günahsız insan da var. Yani şimdi onun neyine kefaret da Allah bu belayı niye verdi? Yahudi niye buna musallat etti falan? E ona da ne oluyor? Terfi derecat. Dereceleri yükseltmek. E Zekeriya Aleyhisselam'ın ne günahı vardı? Masum Nebi Zişan idi testereyle ne yaptılar Yahudiler? E, ağacın içinde ortadan kestiler, ikiye böldüler. Yahya Aleyhisselam'ın ne günahı vardı, masum Nebi Zişan idi. Kafasını kestiler, e, kralın önüne e, testiyle beraber, beraber, e, leğenle beraber getirdiler. O da ne yaptı? İşte karısına ithaf etti. Çünkü evliliği haram bir evlilik idi. E ee, Yahya selam da ikaz etmişti kralı Ben İsrail'in o zamanki melikini fakat ka, e, karısı da dedi ki işte o da naz etti falan ben seninle o zaman evlenmem şöyle yapmam sana. Efendim karılık yapmam falan. Eniye bu adam böyle söyledi. Sen de bu adama bir cezai müeyyide uygulamadın. E dinlemedik onu. Yani biz yine istediğimizi yapıyoruz her türlü ilişkiye giriyoruz. Yani hani peygamberdir dindir helaldır, haramdır bakmadık. A, karı dedi ki olmaz. Bu hayattayken ben mutlu olamam dedi senden. Ne olacak dedi? Kafasını istiyorum dedi. Ta, tasın içinde gelecek dedi kafası dedi mesela. Koca Yahya aleyhisselam. Yani demek istiyorum ki peygamberlerin günahsızlığı tartışılmaz. Öyle olduğu halde başlarına gelmeyen belalar kalmadı yani. Demek ki her şeyde illa ee, bunların çok günahı var, bunlar yanlış adamlar, bilmem ne, Allah ondan belalarını verdi manasına da gelmiyor. Şu andaki gazetedeki durumda, yani ekseriyetle öyle. Ben gazetedeki yani gazetede günah işleme imkanı da yok. Yani toplumun da pek günah işleme imkanı da yok. Gazetede bar var mıdır? Paryon var mıdır? Sinema var mıdır? Tiyatro mı? Bilmiyorum ben gazetede. Yani gördüğüm kadarıyla gazeteleri şeyleri hep namazında, abdestinde, bu kadar şey gördük, görüntü gördük. Onlarca, yüzlerce belki aylardır izliyoruz yani. Videolar geliyor işte haberlerde rastlıyor falan. Açık bir kadın görmedim yani. Misal yani. Allah acil yardım eylesin. Acil yardım eylesin. Amin. Bütün derdimiz gazi olması lazım. Duamız derdimiz. Çünkü başka şey yok. Ümmet çok büyük zora girmiş. demek ki orada genel itibariyle konuşalım. Özelde günah olanlar illaki olabilir. Genel itibariyle günah olanlar da zaten kefaret oluyor. Ee, günahlardan korunan takva de dereceleri çok yükseliyor. Ve ettehidim ki şöyle diyor, ben sizden şehitler almak istiyorum Allah buyuruyor. Ee, yani Mevlam muradıdır. Ee, bunu böyle değerlendirmek lazım. Şimdi peygamberler bak e, içine düştükleri sıkıntılara bak. Ee, Lut aleyhisselam çok bir insana iman ettirememiş. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın da çok böyle bir geniş ümmeti. Hiçbir ayette, hadiste kalabalık bir ümmeti olduğuna rastlamıyoruz. Zaten ilk dönem Sare validemizle evlendiğinden sonra Şam'dan onu alıp işte Mısır'a doğru giderlerken ki eee hadis-i şerif Buhari'de geçiyor. Lembeka fil ardı müminu gayru gayri ki Ey Sare, senden ve benden başka şu anda yeryüzünde dünyada bir tane bile mümin yok. İki kişi. Onun için hadis-i şeriflerde ne buyurur? Ee, birçok hadis-i şerifte ki bu kaç tarihten geliyor? Herhalde Nesebi Şerif kitabının zaten birinci cildi çıkmış. Onda bu hadislerin kaynakları var yani lafızları da var. Ee, dünya yedi müminden boş kalmamıştır diyor. Diğer bazı rivayetlerde 12 müminden, 14 müminden. Dünyada mutlaka en az yani rivayetlerin en azını baz alsak yedi müminden dünya işte o yediler meselesi yedi müminden boş kalmamış. Hiçbir zaman dünyada her taraf gavur olsa bile yedi mümin mutlaka bulunmuş. Ama bu sayı hadisle çelişir mi İbrahim Aleyhisselam? İşte o zaman illa zemene İbrahim diye rivayetlerin hep sonlarında İbrahim Aleyhisselam'ın dönemi müstesna diyor. Çünkü neden? Orada sayha var Buhari'de ki öbür rivayetlere göre çok daha kuvvetli bir hadis-i şerif. Senden ve benden başka diyor bak orada iki inmiş. Orada iki inmiş. Onun dışında 7'den aşağı düşmemiş ki kuvvetli rivayetler 12'dir yani. Ortalaması 12'dir. E, demek ki İbrahim Aleyhisselam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonraki en büyük nebi İsha. Yani Ülül Azim, Ülül Azim değil. Ülül azm, so, z, keskin z. Ülül azm diyor. Hocalar böyle ülül azm diyor ya. Azime alışmışlar ya. Azim, azim büyük değil mi? Bu öyle değil. Bu azim, azimli derler ya. Kararlı, ciddiyetli. azim z ile. Ülül azm. Beş tane. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra İbrahim aleyhisselam geliyor. Yani İbrahim aleyhisselam Adem aleyhisselamdan da üstün. Nuh Aleyhisselam'dan da üstün, Musa Aleyhisselam'dan da üstün, İsa Aleyhisselam'dan da üstün. Ancak Muhammed Mustafa. Sallallahu Teala Aleyhisselam üstesine. Yani. Onun için peygamberin makamını büyük derecenin büyüklüğü onun da ümmetinin çokluğundan, azlığından anlaşılmayabilir. Bir mürşidin, bir şeyhin, bir velinin işte cemaatinin veya işte müritlerinin çokluğundan, azlığından da ne anlaşılmaz? Hani illa da onun mertebesine delalet ediyor. Müridi çoksa en büyük budur gibi. Bunlar da yanlış hesaplamalardır ve yanlış sonuçlara götürür. Mühim olan emredilen vazifesini bir hakkın ifa edip en büyük titizlikle ifade ediyorsa yaratmak ancak Allah'a aittir. Karşı taraftan kaç kişi kabiliyet. Ha şunu gösterir, şunu gösterir, ümmetinin bozukluğunu gösterir. Yani niye bizim ümmet küntüm hayra ümmetin uhricetlin nas en hayırlı ümmet oldu dünya kurulduğundan beri insanların menfaati için varlık alemine çıkarılan ondan sonra evet sayfeler 38 39 larda çok yani bu efendimizin anne babasının Müslüman olduğunun delillerinden Allah Allah Bak mesela diğer bir hadis-i şerifte ki Taberani kaynağı sağlam şurada var 40 diyor. Ben ard min 40 İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzere kırktan boş kalmaz diyor. İşte o İbrahim Aleyhisselam'ın zamanı müstesna. Böyle Allah dostları hep mevcut olmuşlar. Yani sayfa 37'den ileri gidiyor. 30-40'a kadar. Onun için Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinde cevher vardı. E, i̇şte benim 23 senede 124 bin sahabe-i kiram Son gördüğüm rivayette 124 bine karar verdim. Çünkü evvelden hep veda açında falan toplam 114 bin, 110 küsur falan diyorduk. Son gördüğüm sahip bir kitapta muhtemel mesele 124 binye kadar rakam ulaşıyor. Tabi veda açına katılamayanlar da 5 10000 bin olmuştur. E, sahabenin buluştu ama 124.000 işte 124 bin. Yani 23 senede 124 bin. Nuh Aleyhisselam 950 senede bir rivayet 8, bir 80. Yani dolayısıyla tabii 80 rivayeti daha ağır basabilir. Bu ümmette cevher olduğunu gösterir. İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti, Lut Aleyhisselam'ın ümmeti. Bunların peygamberlikleri çok yüksek olduğu halde, Rasul oldukları halde ümmetlerindeki kabiliyetsizliği benim. yani yağmurun ne kabahati var? Aynı damla çöle de dağa da iniyor, taşa da iniyor, mümbit topraklı verimli araziye de iniyor. Demek ki burada e, kabil dediğimiz e, kabul eden element neyse, madde neyse rahmet aynı geliyor, eşit geliyor ama birisi taş olduğu üstünden kayıyor gidiyor, bir damla su tutmuyor, öbürü çorak arazi olduğu için yutuyor, o da dibine kadar bir anda kuruttuğu için bir yeşillik bitirmiyor, Öbürü bir toprak olduğu için efendim ne oluyor? Üzerinde bağlar, bostanlar meydana geliyor. allah Teala yaratıyor. Onun için Lut Aleyhisselam da böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Ümmetinde çok az, birkaç kişi iman etmiş. Melekleri de, melek olduklarını anlamadığı için genç delikanlılar, e, millet millette de kapıda onlara livata yapmak için bize teslim ettiyorlar. Yoksa Basacağız, edeceğiz, evin içinden zorla çıkaracağız, alacağız. Çok darlandı. Kale dedi. Dedi ki, Lev enne li biküm kuvveten. Lev keşke enne muhakkak li benim için olsaydı. biküm size karşı kuvveten. Yani kavmine diyor. Ah diyor, keşke diyor, size karşı benim e, bir gücüm olsaydı. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem onun için e, bir hadis-i şerifinde öyle buyuruyor. Yani, Rahimallah Allah lüt kardeşime e, merhamet etsin hani. Çünkü halbuki öyle bir gücü vardı ki o güç Mevla Teala'nın gücüydü. Melekler de Allah'ın verdiği kuvvetle alemleri yıkacak kadar güce sahip bir melek. Ama o bilmeyince ne dedi? Ah size karşı galip gelecek bir gücüm olsaydı. Halbuki çok gücü var. Çok gücü var. Cebrail Aleyhisselam evinde. Şimdi Cebrail Aleyhisselam devreye girse Tel Aviv mi kalır? Amerika mı kalır? Avustralya. Avustralya mı kalır? Bir kanatlık işi var. Bir kanatlık. Bütün dünyanın. Dünya şöyle sallasa git, dünya gitti. Bir vurur bir gezegene bilmem ne ondan sonra. Bom patladı gitti. Yani kıyametten evvel bile olacağı yok da. Ya yani o gücü var yani. E peki Şimdi işte burada o hadis geliyor. Ama bilmeyince ah size karşı benim bir gücüm olsa aslında Allah'a dayanan gücünü Allah'tan alan la havle ve la kuvvete illa billah sırrına eren korkacağı hiçbir şey yok. Ya yani şu şuur nasıl olma bana böyle arada bir çakıyor. O şuurda gibi oluyorum böyle bir saniyelerle. Arkadaş ondan sonra yine hanede evladı uyal olmasa işte hanım diyor hoca dikkatli konuş başımıza bir bela daha getireceğim diyor bak torunlarımız var diyor öbürü bir şey diyor böyle. yine benim şuur azalıyor gidiyor sonra diyorum lan bir şey yapayım bir konuşayım bildiklerimi diyorum. Ondan sonra Ahmet dur. Ama Efendi Hazretleri de bir şey etti bana. Bir kere bir keramet gösterdi. Bir sabah burada cuma sabahından sonra bir bindirdim. Neyse kimlere bindirdiğimi söylemeyeyim. Bayağı bir yetkililere bindirdim ama feci. O zaman böyle kayıt kuyut da yok. Nasıl olsa atış serbest dedik yani. İşra kadar feministlere, feministlerin kocalarına, bilmem nesine. Feministleri biliyorsun bayağı bir acayip feministler var. FETÖ de sarmış o feministlerin içinde. FETÖ de var. İşte Yusuf hocamızı içeride yatıran irade ofemizde. Ya Rabbi Yusuf hocamızı bir an evvel halas eyle. Amin. Adam öldürecekler içeride ya hiçbir suçu yok. Ya Rabbi halas eyle, amin. Ya. eyle amin. ya. Amin. Halasına mali olanlar helak eyle ya. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala Muhammed. Sipariş üzerine dua yok. Geldi bir amin işte. Gitti. Arşa dayanır. Zulüm ya. Zulümle nabat olunmaz kardeşim. Adamın bir şeysi yok. Efendim, deliller ortada, bilmem ortada, birilerin keyfi için, feministlerin bilmem neler işte. Sonra bindirdim ha burada. Ondan sonra akşamda da Efendi Hazreti o zaman daha Beykoz'a geçmemiş. Bu Fatih'te tefsirdeyiz biz. Dediler ki Efendi Hazreti odasına geldi. O zaman yani her gece çıkamıyordu artık. Biraz hastalanmıştı. Tam e, de, yani bazı geceler akşam yatsı geliyordu. Hemen biz de çıkıyorduk odadan. Yani yan odamızdaydı zaten. Hemen gittim, yanına oturdum falan. Rahmetli Said abi geldi. Ondan sonra tam o da öyle önüne oturdu. Hiçbir konu yok. Burada mı? millet ayakta uyuyordu zaten sabah vakti yani. Kayıt da yok. Bir şey kimse kimseye duymaz. Böyle döndü. İşte zamirlerin mercilerini söyleyemiyorum şu an. Dedi ki Ahmet dedi ee, falan falan keslerin dedi. Aleyhine konuşmayalım dedi. Cık, ben dedim Allah Allah, bu adamlar iyi de ben mi yanlış biliyorum? Yoksa başka bir şey mi var? Hemen peşinden cevabı geldi. Gücümüz yok dedi. Yani bunlar yanlış adam ama gücümüz yok dedi. Yani gücünü de bir hesap etme durumu. Yani İslam'da bir Mekke dönemi var. Bir de Medine dönemi var. Ben bu millete birkaç senelerde Allah ömür verdikçe. Birçok eliflet itikadı, birçok uyarılar hak hakikati söylemek bakımından yapacağım hizmetleri kesecek bir çıkış yaparım ama ondan sonra da bu kadar insanlara da e, maalesef e, yani çok da konuşan da milli bir şey yok. Maalesef. Bugün pasaportla ilgili işte bir işim vardı. Gittim işte pasaport, i̇şte neyse baş müdürlerden. Ya dedi ismini vermeyeyim dedi. Orada da bayağı bir kıymetli insanlar vardı herhalde orada. Biz de beş dakikalık odaya girdi çıktık falan. Bir hocayı görelim demişler. İşte benim de bir işim var yani beş dakika ama ya dedi ben dedi en üst düzey bir istihbarat şeyine gör. Ama dedi isim veremem. Biz zaten isim istemiyoruz. Biz tanımayız ki zaten istihbaratı tanımıyoruz ki. Ama dedim ki dedi şurada e, milli olan yani taviz vermeyen, dış güçlerine irtibatı olmayan bir kişi bu tarikatler, cemaatler, hacılar, hocalar doldu memleket. Kimi diyebilirsin? Ben de bekledim. Bayağı bir camialerden e, ümitli olduğumuz camialer vardı o noktada. Ama o da muvazzafmış yani. Bir tek Tübbeli Ahmet demiş. Onu yani şimdi tabii o da o da ayrı bir e, Allah'ın lütfu. Hani nedir? E, bizi sevmeseler de, beni bütün milli emniyet, ispat, herkes beni sevmiyor ama en azından doğru itiraf ediyorlar ki dış bağlantıları, dış destekleri, bilmem neleri yok. Yağımızla kavruluyoruz. Sizin gibi cemaatimiz mübarek bir cemaatle bugüne geldik. Siz de bundan sonra bir yalan çıkar, bir iftira çıkar, bir dolan çıkar. FETÖ ebabilleri devreye soktu. Siteler açmaya başladılar Amerika'dan. Şu anda yeni yeni önümüzde şeyler çıkacak. Tır, ellerinde bir şey var yok. Onlar ona bakmaz. Yeter ki bir yalan dolan. Diyor ya işte, milleti biraz meşgul edip de şu şırna mırna rektörü mektörü önemli yıkımakı ne kadar kapatabiliriz. Adam yazı şu işte görüyorsunuz kendiniz de okudunuz dinlediniz. Böyle Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ayy. Yani şimdi o arada işte insan düşünüyor diyor ki ya diyor işte gelen çakıyor giden çakıyor. 2000'de bir hapis, 2002 bir hapis, 2012 bir hapis. Arkadaş ondan sonra ah şöyle bir sağlam bir adamımız olsa da derin devlette falan bizi kollasa diye düşünsek yani bizde yok zaten hakikaten yok da ama Lut Aleyhisselam'ın var Cebrail Aleyhisselam evde ama Lut Aleyhisselam da Cebrail Aleyhisselam olur anlayana kadar ah bir gücüm olsa diyor ama Allah'a tevekkülsüzlük anlamında değil haşa. Peygamberlerdeki tevekkül kimse de olmaz. Misafirleri mahcup olacağım diye şey. Kendi canı, kendi malı, evi bilmem nesi kesseler, doğrasa da bir peygamber böyle düşünmez. Yani nefsi için böyle düşünmez. Ama misafir şeyi var ya, onlara dokunurlarsa tecavüz etmek istiyorlar tabii. Nerede tecavüz edecek? Meleğe tecavüz edebilir mi bilmem. Melek onu bilmem ne edecek birazdan ama mesele o değil işte. O onu bilmediği dakikalarda Yine anladın mı? Allah'a karşı teslimiyet ve tevekkülsüzlük anlamında değil. O peygamberlerin makamı çok yüksek. İşte onu diyorum ben bazı kere ya diyorum FETÖ'ye o zaman dedim ya ben deliyim bilmem ne. Ölümden korkmayandan kork. Bin tane adam olsa ölümden korkuyor korkma. Bir kişi olsa ölümden korkmuyorsa ondan korksun. Ölümden korkmayan her şey yapabilir. Yani ne olacak ecelden evvelde ölüm yok. Hani Allah için bir canımız var verelim yani ama işte o şuur her zaman kalıcı olmuyor. Peygamberlerde daimi makamdır. Ama o da arızi nedenle bunu söylüyor yani. Misafirime dokunacaklar şimdi mahcup olacağım evimde yani. Ev yahut da avi e, sığınsaydım ila ruknin bir temele bir esasa ki şedi çok güçlü bir dayanak dayanağım olsaydı e, temelim olsaydı. Mesele şu Lut Aleyhisselam e, onlardan değil, yani kabile ve aşiret bakımından oradan değil, dışarıdan gelmiş. Bir var, bir memlekette bir hoca vazife yapan, oranın yerlisi, kavmi, kabilesi, aşireti var. Bir de bir hoca efendi geliyor mesela, tayinle, mayinle, o ilçede, ilde veya neyse şu işte köyde e, akrabası yok. Bu fark eder mi? Eder. Mesela e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye musallasında Mekke'ye öncü göndermek istediğinde e, sahabe-i kiramdan bazıları e, yani isim verme yok. Yani benim orada güçlü bir akrabam yok. Onun için şu anda sen elçi diye gidiyorsun ama kâfirlerde zimmet olur mu? Müşrikler güven, elçiye zeval yok ama müşrik de eman yok yani. Ahit yok, söz yok. Onun için hani Beni muaf tutarsan iyi olur Ya Resulallah dedi. Efendimiz tamam o zaman dedi. Kimi gönderdi? Osman Efendimiz'i gönderdi radıyallahu anh. Çünkü Osman'ın çok seviliyor radıyallahu anh. Bir de kavmi kabilesi kuvvetli Ümeyye oğulları. Yani az Osman'ı gönderdi. Yani bir işi de e, sünnette ne vardır? Hikmet vardır. Hikmette ne vardır? Maslahat vardır. Maslahat gözetilecek. Yani ya ne korkuyorsun Allah'ın Resulü gönderiyor seni gitsene. Resulullah'a itiraz ediyorsun aşağı. Efendimiz onu itiraz saymadı ki, istişare saydı yani. Akıllı iş yapacağız. Akıllı iş yapacağız. Vakitsiz çıkışlar horozu kestirir yani. Onun için e, burada o da diyor ki ben burada garibim. Yani aşiretim, kabilem yok. Mesela Kur'an-ı Kerim şu anda veylâ semûde eham Semut kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik diyor. Kardeşleri ne demek? Kabilesinin içinden gönderildi. O zaman ne oluyor kabilede? Müslüman olmasa bile, kafir olsa bile benim eniştem, yok benim kuzenim, yok benim kardeşim diye tutmalar da oluyor kabilelerde. Aşiretçilikten dolayı. Ve ila adin ehahüm hüda Ad kavmine kimi gönderdik? Kardeşleri Hud'u gönderdik. Ama Lut Aleyhisselam hakkında kardeşleri tabiri Kur'an'da geçmiyor. Bu da neye delalet ediyor? Ee, o kavimden değil, dışarıdan elçi olarak gelmiş İslam'ın e, İslam'ı dini tebliğ ediyor. Tek din İslam olduğuna göre onda dini İslam. İslam tebliğ ediyordu. Onun için diyor ki, ah kuvvetli bir dayanağım olsa, yani arkamda e, en azından kavmim kabilem beni ne yaparlardı? Korlardı. Mesela Ebu Talip Hz. Ali babası Müslüman olmadı kuvvetli rivayetlere göre, cumhura göre. Müslüman olmadı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesiydi? Amcasıydı. E peki Ebu Talip ölene kadar Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler Efendimiz'e dokunabildi mi? O, o o da mesela alenen bir Müslüman da olmadığı halde ne yaptı? Benim yeğenim dedi arkadaş. Kendisi de soylu şey, eşraftan olduğu için e, dikildi, direndi. Yani ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 10 sene kadar da e, muhafaza etti. Hüzün senesine kadar işte son birkaç sene kalı. Ondan sonra zaten hicrete mecbur oldu yani. Çünkü bu talip varken bir hicret düşünülmedi. Dolayısıyla Müslüman bile olmasa akrabalıktan dolayı çünkü ona yapılan horluk, zillet, hakaret ona da geliyor. Benim işte kardeşime yapıldı bu hesabıyla gidiliyor. E, İslam'da bu mantık olmaz aslında. Yani Allah için yabancı da olsa müdafaa edilir. Müslümanlıkta böyledir ama cahiliyet aşiret şeyinde böyleydi. Onun için Lüt Aleyhisselam diyor? Keşke diyor sağlam bir dayanağım olsaydı arkamda. Ben de ona dayansaydım da efendim. İşte o ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Rahimallahu da yani bir <laughs> ilah rukni değil. Allah Lüt kardeşime rahmetiyle muamele etsin. Aslında çok sağlam bir direğe dayanıyordu yani. Çünkü en başta Allah'ın kuvvetine Celle Celaluhu dayanıyordu. Meleklerin kuvveti nereden geliyor? Allah'ın kuvvetinden geliyor. Onun için i̇bn Abbas radıyallahu anh'a buyuruyor ki Lut aleyhisselam e, dan sonra Allahu Teala gönderdiği her peygamberi mutlaka kavmi içerisinde itibarlı kabileden göndermiş. Bu da acayip bir şey Hasan. Çünkü Lut aleyhisselamın bu duasına Mevla icabet etti. Kendisi hakkında o durum yoktu ama onda zaten melekler vardı evinde melekleri helak ettirdi. Zaten Lut Aleyhisselam'a hiçbir zillet, horluk, hakaret ulaşmadı haşa. Dünyada da ulaşmadı yani ahirette. Zaten belli izzeti, şerefi. Ama ondan sonra allah Teala hep peygamberleri gönderdiğinde ki Lut Aleyhisselam çok önce olduğu için belki 100 bin, 200 bin peygamberin çoğu İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gönderildi. E Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın döneminde aynı beraber yaşıyorlar. Onun için peygamberlerin çoğu zaten ne zaman geldi? Lut Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra geldi. Zaten bütün peygamberler gelenler hepsi İbrahim Aleyhisselam zürriyetinden geldi. Biliyorsunuz hep ben İsrail'den geldi. Ya İsa Aleyhisselam'dan, Yakup Aleyhisselam'dan geldi. Bir de İsmail Aleyhisselam'dan sadece Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Geri kalan hepsi ben İsrail'den geldi. Bu da ayette sabit ve cealna fi zürriyetini nübüvete vel kitap. Peygamberliği ve kitabı onun zürriyetine koydum Allah buyuruyor. Yani İbrahim Aleyhisselam. Çünkü kitap dört büyük kitapta hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden olan peygamberlere verildiği için kitaplar da onun zürriyetine verildi. Yani zürriyetinden gelen enbiyaya, ümmetlerine verildi. Ee, efendim, e, peygamberlik de onun zürriyetine verildi. Yani hatta kesin konuşuluyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden olmayan hiçbir peygamber İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelmedi. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın öncesi hariç bir şey tabii o. Adem Aleyhisselam'la arasındaki meseleyi konuşmuyoruz. Orada var. Orada İdris Aleyhisselam var, işte Şis Aleyhisselam var, işte efendim vesaire. Nuh Aleyhisselam var onlar tabii ki İbrahim Aleyhisselam'dan olamaz. Ve e, onun için e, işte bu Talib'i ben görmedim çeşitli. Bak bu Talib'in e, yaptığı e, müdafaları söylüyor. Bu da ona örnek e, teşkil ediyor. Ondan sonra e, tam o sırada artık Nuh Aleyhisselam e, misafirlerini bir içerideki bir odaya aldı. E, kapıları da e, kitledi. Ee, yani kavmiyle, kapıya gelenlerle misafirlerin arasına tabii kendisini e, geçirdi. Artık hani beni çiğnemeden, yani beni öldürmeden, beni çiğnemeden çünkü neden? Ha ben sağ kalırken gözüm görerekten bu misafirlerime nasıl fenalık yaptırayım? Artık beni öldürmeleri lazım diye. Böyle bir e, şey yaptı. E, e, kendini konumladı yani. E, düzen kurdu. Yerleştirdi. <laughs> Melekler de demiyorlar ki ben Cibril'im ya merak etme demiyorlar. Lut Aleyhisselam iyi bir heyecan yaşasın diye. Ta imtihan. Ondan sonra bu sefer e, kavmi duvardan yani kapıdan değil de duvarı aşarak duvardan yukarı geldiler. Tam misafirlerin odasına e, bakan taraftan e, duvarı efendim e, aşmak üzereyken melekler dediler ki son noktaya geldi. Lut Aleyhisselam artık dayanamaya velir yani dediler. Galu dediler. Ya Lutu. Ey Lut Nebi. İnna muhakkak biz Rabbi Rabbike. Biz senin Rabbin elçileriyiz. Len yasilu. Asla ulaşamazlar. ileyke sana. Ne bir zarar verebilirler. Bize zaten veremezler de sen üzülme. Sana da asla bir zarar veremezler. İstemediğin bir şey isabet ettiremezler. Ee, seni bizden sebep mahcup edemezler. Bize bir kötülük, fenalık iliştiremezler. Ve inne ne şedid. Senin dayandığın direk çok sağlamdır dediler. Dediler ki melekler Feftihil bab. Ey Lut dediler. Adamları bacadan ne zorluyorsun? Duvara ne tırmandırıyorsun? Aç kapıyı gelsinler. Aç ve dana ve bırak bizi onlarla beraber. Ondan sonra tamam emir demir keser. Lut Aleyhisselam gitti kapıyı aç açar açmaz içeri bir güruh tabii ilk giren tarafı ne kadarsa bir kısım içeri bir güruh girdiler. Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala'dan izin istedi. Ya Rabbi ben bunlara azap edebilir miyim? Allah Teala da izin verdi ama bu izin istemek, izin vermek Şimdi gibi kaymakama, oradan valiye, valide bir ay bekler, bakanlıkta iki ay bekler, beş ay bilmem ne, o oh, FETÖ'cüler hepsi kaçar iki senede, hala işlem yapılacak. <laughs> öyle değil, öyle değil. An meselesi. Hemen izin geldi ve Cebrail Aleyhisselam azap edeceği zaman girdiği suret var. Bir anda şekli değişiyor. Çünkü o şeyde e, kanatsız geldi. E, kanatla gelseydi Lut Aleyhisselam anlamaz mı? Burada kanatlı insan yok buralarda diye. E mübarek e, kanatlar gelince Allah dedi Lut Aleyhisselam neymiş ya bunlar. Ondan sonra kanadı bir açtı, iki tane kanadını açıyor. Böyle işlerde iki kanat. Altı yüz kanadı var da. Böyle ümmetleri batırmak, bilmem neler, altın üstüne getirmek, beş milyar, on milyar, bir milyon, iki milyon, hikaye aya. Bir kanat, iki kanat. Ama iki kanadını açıyor. Birini açın doğuyu geçiyor, birini açın batıyı geçiyor. O zaten meşhur hadis-i geçiyor. Ama sahih hadis-i 600 kanadı var esasen. 600 kanadı sahihlerde sabittir. Ondan sonra efendim e, üzerinde de kanatların üzerinde inciden, dizilmiş inciden şeyi var. E, efendim süsleri var. Tezzinat var yani. Üzer, inciyle bezenmiş. Kanadı incilerle bezenmiş. Ondan sonra e, böyle çok nurani bir e, yüzü var. İşte e, dişleri e, e, parıl parıl parlıyor. İşte efendim. Ondan sonra şimdi onlar böyle geldiler. İşte kaç kişi eve birden girdiyse, odaya kadar sığdıysa, arkası zaten dolu. Kaç yüz kişi varsa şöyle kanadıyla bir şöyle sıvazlama yaptı. Mesih yaptı, Mesih. Ondan sonra ne oldu? Hepsini bir anda kör etti. Allah Teala bunu fetamesna ayunum fezuku azabi ve nuzur. Bu kaç yerde anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Biz şimdi üç suresindeyiz de diğer sureceli Kamer suresi olacak. Orada gözlerini silme yaptık. Nasıl? Gözünün çukuru da kalmadı. Anlı gibi oldu dümdüz. Fezuku tadın bakalım azabi. Benim azabım nasılmış? Ve benim uyar, uyarılarım nasılmış? Veya uyarıcılarım da nezirin cemiste gelebilir. İki manada var. Hiç bir şey görmüyorlar. Yollarını tanımıyorlar, çıktılar, melunlar. Dışarıdakiler de bekliyorlar işte onlar işini bitirsin de keyiflerini alsınlar gençlerden. Sonra sırayla biz de gireceğiz falan zannediyorlar. Bunlar bir çıktılar. Göz gözü görmüyor dediler. En neca en neca fe inne fi beyti kavmi lutun sahara. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu böyle. Kurtarın kendinizi, kaçın, kurtarın. Defolun gidin. Lut'un evinde büyücüler gelmiş. Yine Lut Aleyhisselam peygamberliğini anlamıyorlar. Yine melekten haberleri yok. Yine Allah'tan haberleri yok. Allah Allah. Dediler, ev dediler, büyücü dolmuş olmuş ya. Ondan sonra Lut ne işte, tehdit ediyorlar tabi. Biz sana göstereceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Sen bize işte böyle bir tuzak kurdun. Efendim oyuna düşürdün bizi falan. Bunun üzerine e Lut Aleyhisselam ne yapacak şimdi? Melekler gidecek. Lut Aleyhisselam kalacak. Evi var, çocukları var, kızları var. Ne olacak şimdi? Dediler ki melekler Mekane ki hatta tusbah. Sen evime bir terk Ya bunlar bana ne biçim baskın yaparlar bizi? Milleti kör ettin, bilmem ne ettim bana. tekler sen dur. Sen sabaha kadar sabret. Fe esri geceliğin sabaha yakın, imsak vaktine yakın. Fe esri yürüt. Al götür. Bir ehlik, bir ehlike aileni. Ehil aile demek. Tabi onun istisnalar var. Nerede? Bir kıt'in bir parçada. Neden minelli? Gecenin bir parçasında yani o da son parçasında ee, efendim çık. Ve la tefit sakın dönüp geri bakmasın. Minküm sizden, senden ve işte efendim kızlarından, ehlinden, ailenden. Kim ehadün? Hiç kimse yani bir mana var. İşte onların ya işte evim kaldı geride. Öyleyse çıkıyorsun bırakıyorsun. Senelerdir oturduğun evin var veya bağın var, bahçen var. Bir şeyler yapmışsın orada. Düzen kurmuşsun yani. Eşin çıkıyorsun muhacir hiçbir şey yok. Nasıl taşıyacaksın eve ocağı? Onun için bir de dünya zinetine itifat etmeyin. Dünya metaına üzülmeyin. İşte şuyum kaldı, buyum kaldı yanımda taşıyamam ben bunu şimdi bu da burada kalıyor. Onu da dert etmeyin. Ondan sonra bir bu manası var. E bu, bu tehlikeli. Yani hiç Allah yolunda Allah için hicret eden insan geriden bir şeyi için hayıflanmayacak, hasret çekmeyecek, pişman olmayacak. Vah 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 hicret etmeseydi bu, bu kargaşa olmasaydı. Ya sen o zaman demek istiyorsun ki peygamber de gönderilmeseydi. O zaman Allah da bize din gönderilmeseydi. Ben de rahat rahat evimde ocağımda otursaydım demek istiyorsun mübarek. Öyle müslümanlık mı olur? Allah din gönderince, peygamber gönderince, tebliğ, davet olunca, birileri müşrik, kafir olunca, kıyamete kadar bu devam edecek bu çile, bu cihat bu. Kolay mıdır bu yani? Onun için Lut Aleyhisselam işte ailesini topladı. iki kızı vardı. Ondan sonra, yani isimleri tam şey olmamakla beraber, Risa veya Raisa, Lut Aleyhisselam'ın kızı mübarek, Raura, bu iki ismi kızları var. Ondan sonra onlara dedi e, sen onları al geceliğin yola çık. E tamam hanımım da var. İllemrateke hanımın müstesna hanımın kalsın. Onu uyarma. Uyandırma. Haber verme. Ya İnnehu çünkü şan yani dikkat edilmesi gereken husus nedir? Musibuha ma asabu. Musibuha senin hanımına çarpacak. isabet edecek ne? Ma öyle bir büyük azap ki asabe isabet edecek kime? Hum kavmine isabet eden belanın aynısı ona da vuracak. Evet nübüvvet evindendi. Demek ki Ehli Beyt'ten olmak yetmiyor. Amelin de Ehli Beyt'in ameli olmadıktan sonra falan şey şu dur, falanca budur, falan şeyh'in şusudur, falan kutbun busudur falan Ama ameline bakacağız acaba. Amelin bozuksa seni aklayamayız. Seni paklayamayız. Sana reddiye yapmak zorunda kalırız keşke bizi reddiye yapmak zorunda bırakmasaydınız Hacı Bırakmasaydınız. Ne diyor? E bitti salike min Ali. Sen ben Ali'nin torunlarındanım diye ehl e, intisab ile iftihar mı ediyorsun? Ama ve aslul bevletil ma'ul kurahu idrarın da aslı halis bir sudur sen efendim bal gibi efendim tertemiz ve temizleyici vasfına sahip sular içiyorsun ama çıktığı noktadan sonra o diyemez ki artık benim aslım su idi onun için ben elbisene de bulaşsam namaza mani olmam diyebilir mi? Demez. Onun için diyor veleyse leysevi nafi'in nesebun zeki sanayü kel alimler böyle buyurmuştu. Senin çirkin işlerin bir nesebi, bir soyu e, kirliyorsa, bulaştırdıysa milleti ana avra sövüyorsan efendim, e, ecdadının yolunu bozuyorsan senin hürmetin kalmaz. O zaman e, nesep sana fayda vermez. Aa! Lut neşi? İki tane kız çocuğu doğurmuş ona. İki kızının o mübarek e, annelerimiz tabi Lutasem kızları o annelerimizin annesi. Annesi ama cehenneme odun oldu. Kardeş amele bakılır bu işte. Ne sebebe bakılmaz. İlle muratek tek ona vuracak. Ne denen Nuh Aleyhisselam'ın oğlunda? Dedik Ya Rab sen bana söz vermedin mi? Bütün alemi kurtaracaktın. Tamam verdim. Etimli bir üç oğlumu aldım gemiye bindiler. İman ettiler, bindiler. İman etmeyen binemedi. Bir oğlu Kenan binemedi. Bu Kenan meselesinde de insanlar bu Kenan isminden sıkılıyorlar mı, kılıyorlar Nuh Aleyhisselam'ın kafir oğlu diye. Orada da sizi rahatlatayım. Kenanların hepsine mübarek olsun. Bütün Kenanlara ithaf ederim. Bu iyiliğimi de kıyamı da unutmasınlar. Peygamberlerden 300 o 13 rasulden birinin adı Kenan. 13'ün senin taktığın Kenan asla ayınladır. Kenan elifte çeker. Nerede çekecek adam? Namazda çekmiyor. Böyle <laughs> <laughs> dalin diyor gidiyor adam. Kenan'ın ismini mi çekecek dört elif ya? Neyse siz Kenan isimleri olanlar Nuh aleyhisselam'ın kafiroğlu Kenan'a niyet konmadı. 313 rasulden olan Kenan'ın ismiyle müsemma olduklarından teberrüken bir de ne çıktı şimdi? Cehennemden en önce kim çıkarılacak? İnşallah girmeyiz ama Allah muhafaza giren de bile ilk adı peygamber adına denk gelenler çıkarılacak. Bir öncelik de çıktı cehennemden çıkarken Kenan isimli olanlara. İyi bir kıyak yaptım yani. Ya ben yapmadım kardeşim. Hazine Esrar sahibi Muhammed Hakkı Nazilli benim bir kitabımın başında 313 peygamberin adını yazdım hem Arapçalarına 313 Rasul hem de bunlar Nebi'den de üstün. Yani Rasul olanlar içinde ismi var. Orada değişik isimler var. Kendinize isim seçin beğenin. Çocuğunuza, mocuğunuza. Benden işte. Hocam bir isim bul bana da kimse de olmasın. Allah Allah. Uyduracak mıyım kardeşim? İsim kimse de olmasın. Yani ama orada 313 Rasul'de ilginç ilginç çok değişik isimler var. Ama erkekler için ha. Ya acayip bir şeyler ya. Erkek adını kadına takıyorlar, kadın adını erkek adına takıyorlar. Kur'an'da bulduk diyorlar. Benim. Ya Kur'an'da her bulduğun takılır mı ya? Firavun da var Kur'an'da. Yani Kur'an'da var diye kelimeleri ayırmışlar. Ondan sonra bilmem ne, Keziban diyor. Tükezibandan keziban çıkartmışlar. Oradan lina çıkar, Lineden lina çıkartmışlar. Aleyna bile çıkartmışlar. Ya dedim Aleyna diye isim olur mu ya? Aleyna bizim aleyhimize olur demektir dedim ya. Hadi Lena bizim lehimize de. Aleyna isim olur mu kardeşim diyorum. Takmış çok da tuttu diyor. Çevremizde çok beğenildi diyor. <laughs> Ama işte kaderi kısmeti işte isimden nasip alır. Ondan sonra bütün işler aleyne dönerse kusura bakma ben sana uyarıda bulunmak zorundayım. Ondan sonra e diyor ki şimdi Nuh Aleyhisselam ya Rabbi diyor, ben senin bütün aileni kurtaracağım diye. Vadi ilahi haktır. Ve inne vade gel hakkı. Senin sözün haktır. Ben ahkemü'l-hakimi. <laughs> Hüküm verenlerin en ziyade hakimi sensin. E senin sözün yere düşmez. E benim oğlan da gemiye binemedi. E niye binemedi? E iman etmedi. İman edenlere sana al demedik mi? E dedi, ona dedi ki iman et oğlum. O ne dedi? Se'avi ila cebelin. Ya samunimnel elma. Şurada büyük bir dağ var. Suna kadar çıksa da o dağı aşamaz. Ben de o dağa çıkarım yukarı doğru. Su geldikçe çıkarım, su geldi Ama en yüksek dağın üstüne 18 arşın su çıkacak. Senin haberin yok ki. Her kafir cahildir çünkü. e beni dağ kurtarır. Dağ kendini kurtaramayacak. Sen nereden kurtaracak? Kale la asım el emri illa İlla rahim. Allah'ın emrinden oğlum bugün kimse kimseyi kurtaramaz. Ancak Allah'ın rahmet ettik. Rahmet ettiklerine de iman nasip etti. İman nasip ettiklerine de bu gemiye bindirdi. Bu gemiye binmeyen kimse dünya neresinde olsa olsun boğulacak, gidecek. Bu Allah'ın hükmü gelmiş, kazası Ta tecelli etmiş. Sen ne konuşuyorsun? Yok dinlemedi. Onsa bir dalga geldi ve hale beyne umel mevcu fekane Araya bir dalga girdi, boğulanlardan oldu, gitti. Gözünün önünden varsa. O da dedi ki ya Rabbi, hani ailemin hepsi kurtulacak. Ama ne cevap aldık hale yani? Uhub. Allah Teala diyor. Ey innehu muhakkak o senin sulbünden oğlun ama leyse olmadı min ehlike. Senin ehlinden değildir. Yani bu senin ailen den değil. inne çünkü o amelün bir çocuk tamam senden sudur etmiş ama gayru salih. İmanı olmadığı için, takvası olmadığı için salih biri değil. Salih zaten elverişli mahasına esasen geliyor. Onun için bu senin ailenden olmayı hak etmediğinden bu tard edilmiştir. E demek ki nesep gelse de amel bozuk olunca ne oluyor? Ehlinden sayılmıyor. Bu kadar basit. Onu istisna et. <laughs> İnne şüphesiz onların e, onlara vaat edilen vakit helakları için. Şimdi Hulut Aleyhisselam da diyor ki ne zaman olacak, ne olacak, sen gece dur, işte gece kalk çık. E tamam da bunlar benim ne kadar uzaklaşabilirim. Yani kızlarımla falan ne kadar uzaklaşabilirim. Bunlar saldırılar e, saldırırlar bana, beni ararlar, bulamazlar, bilmem neler, her şeyi düşünüyor İnsanız. Beşeriyet muktezasıca. Ne diyor? İnne ya. Onlara vaat edilen helak için vakit es subhu. Sabah. Bu sabah. Mesele orada işte. Bir sabah Yahudi helak olacak. İnşallah. Mutlaka bir sabaha çıkmayacak. Asla çıkmayacak. Hepsi kahrolacak, helak olacak. Ama işte bu sabah diyemiyorum ben. Gaybı bilmiyorum. Ama yakındır. Eleyse subhu o sabah olmadı mı bir karib. Bu adlere bayılırım. Bu Hud suresine bayılırım. Da. Mustafa İsmail bunu bir okur mu barek adama. Abdülsemed'in de hocası Mustafa İsmail'in kıraatıyla böyle bir Daha çocukluğumuzdan onu dinlerdik yani. Eleyse subhu bir karib. İşte Arapça bilseniz mani, beyan, bedi' biraz işte şifa şerifte hep onlar Kur'an'ın mucizeleri, i'cazını anlatıyoruz. Şifa derslerinde neler konuşuyor. Yani Arapça bilen, iyi bilen bir adamın şu ayet okuduğu zaman ya bu asla bir beşer kelamı olamaz ya. İnne mev'idevmus subuh eleyse subuhu bi Kimin sözü olabilir bu ya? Allah. Ancak Allah kelam. Ondan sonra dedi ki tam ne zaman dedi meleklere? E tabi tespit yapıyor yani Lut Aleyhisselam. Dedi ki tam ne zaman olur? Dedi sabah. Dedi ki daha çabuk istiyorum be Daha çabuk istiyorum deyince cevap geldi. Eleyse subuhu bir Ya sabah zaten çok yakın. Ne kaldı şurada? Birkaç saat kaldı. Bir gün bile devretmeyecek. Onun için sen sabreyle bak sonunu seyreyle. Bu sefer Lutasem çıktı. Kızdan da aldı. Ee, giderlerken e tabi ayakla yürüyorlar. Biraz zahmet var ama nereye kadar gidecekler ya? Yani? Şimdi bir yere kadar bir tur. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. Siz dedi çıktınız. Yola tamam. Hemen kanadını açtı. Dedi bu kanadımın üstüne siz. Buyurun. Ondan sonra Zugar diye bir şehir var. Ee, Lut Aleyhisselam'ın yine kavimlerinden, kariyelerinden. Oraya Sedum, batan yer Sedum. Sedum'a dört fersak işte her bir fersak dört bin adım, dört kere dördü çarp, ondan sonra on altı bin adım mı ne ediyor? On altı bin adımlık, yani mesafede bir şehir var. Onlar Livata işlerine karışmamıştılar. O vilayetlerden bir tanesi e, cinsel ilişki, e, eşcinsellik yapmamıştılar. Eşcinsellik yapmadıkları için efendim, e, fakat işte bazıları diyor Allah ona gece yola çık yürü, yürüt çoluğun çocuğu buyurdu. İşte bir zaman rivayetleri birleştirirsen tabii ki bir Mevla şeye bakar. Sen gücünü kullan bakalım. Biraz bir yola yürü bakalım. Biraz bir gücünü kullan bakalım. Öyle mi? Ondan sonra ne yapar? Müdahalesini yapar kurban olduğum. Rabbimiz Tebarek ve Teala her halükarda onlar kurtlar. Felemma <laughs> cae ne zaman ki geldi emruna bizim azap emrimiz vakti, azap e, emrimizin e, vakti saati geldi. Sabah yani imsak vakti. Cealna biz yaptık. Aliyaha oraların üstlerini e, ne yaptık? Safileha atları yaptık. Yani bunun üstünü altı yaptım. Ne demek? Ters çevirdim. Alt üstüne geldi. Üstü altına gitti. Cealna aliyaha Safileha bunun Kur'an-ı Kerim'deki bir diğer adı buraların el-mütefikat. Ters döndürülen şehirler demek. Mütefikat diye geçiyor. Dört tane şehir, içinde ne kadar nüfus var? Yani dört binden tut, dört bin arası rivayetler muhtelif. Ama binlerce insan olduğu kesin. Yani binlerce insan olduğu kesin. Ee, sedum, Amura, kaduma ve mezvayim. Kudüs'e üç günlük mesafede. Mescid-i Eksa'ya buralar üç günlük mesafede. Zaten o ölü deniz diyorlar. Orada Mescid-i Eksa'dan oradan herhalde bir saat fena arabayla bir saat bir saat bilmiyorum ne kadar ben eski oldu gittiğim. O ara zaten e, belli yani. Normal yaya gitse üç günlük mesafede e, şehirler. Biz onları ne yaptık? altın üstüne çevirdik. Cebrail Aleyhisselam'a, yani biz yaptık diyor. Çünkü Cebrail Aleyhisselam'a yaptırıyor ama yap, yaratan kim? Onun için Cebrail Aleyhisselam'a e, emretti. Cebrail Aleyhisselam da kanadını en altına kadar, e, şehirlerin altına böyle şey, e, yani kepçe, şeye, toprağa girer gibi Cebrail Aleyhisselam'ın kanadına ne engel olabilir? Kanadını sokuyor böyle, yedi kat yerin dibine, yedi kat Bizim canımız çünkü bir kuyu açtıracağız, 70 metrede paramız yetmiyor. Adam diyor ki 10 metre daha açarım ama şu kadar daha para. Kalsın 70'te hacı abi dedim yani. Kaldık 70'te. Şimdi onun için yazın bazı su yetmiyor yani. E seni 120-130'a gidelim ama para meselesi yani. Şimdi kepçe gelecek bilmem ne gelecek şimdi de bağlanmıştır. Öyle idare ediyoruz yani yazın biraz takviyelerle. Ya hele kepçe parası yok ki orada. 7 kat yer. Araları 500 senelik mesafeler. Bunların hepsinin altına bir anda girdi. En dipte ne var? Kara su var. Siyah bir su var. Yerlerin 7 ye en dibinde siyah bir su çıkıyor. O suya suya kadar gel. Sonra kaldırdı. Oraları aldı böyle. Efendim göğe doğru kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı. Birinci kat buradan ne kadar mesafe var? Sahih hadis, hadis, 500 senelik mesafe var. Ne hızıyla? Artık en süratli ne hızı buldunsa onu konuş. Her dakikada değişemiyor. Işık i̇şte hızından ileri bir şey buldular mı bilmiyorum şu an. Ondan sonra kaldırdı. Gökteki melekler köpeklerin havlamalarını işitti. E, köpekler nasıl havlamaz? Yerden söküldü. Göğe doğru kaldırılıyor. Köpek mi kalır? Bağırmamış. Köpeklerden durup dururken en ufak bir şeyle başlıyorlar bağırma. Köpekler, horozlar ötüyor. Nasıl ötüyor? Yıkılıyor ortalık. Ama bir şey yok. Elden bir şey gelmez. Cebrahasem kanadıyla ondan sonra nasıl bir durum oldu biliyor musun? Yedi kat yerin dibinden söktü. Birinci kat semaya kadar ne kadar yanaştırdı? İşte horozların ötmesi melekler duyuyor. Meleklerin mucizevi duymalarından bahsetmiyoruz. Normal mesafe yakınlığından duyacak kadar getirdi yani. Normalde bir melek Allah duyurursa diye konuşmuyoruz orada. Normal sen mesela bir şey sana ne kadar yaklaşırsa duyarsın, ne kadar uzaktan duymazsın, ne kadar yakını görürsün, ne kadar uzağa göremezsin. Bu mesafede bize göre hesap edin yani. Meleklerin duyacağı yere kadar yani yakına getirdi. Ama evde, ocakta bir kap bile sallanmadı. Oraya kadar kalktı ya, bir kişi uykudan uyanmadı. Yani adamlar uyanıp da o bir de göğe doğru asansör gibi ama manzaraya şu anda o manzaraya hiçbir füze çıkmamış. Hiçbir astrolog gidememiş. Birinci kat semaya kim gitmiş ya? Ay nerede? Ay şurada. Ay'a da gidip gitmedikleri devamlı tartışma meselesi. Masumcuların <laughs> Şile'de Afrikalıları toplamışlar ya Şile'nin ormanında Afrika'da kuyu açıyoruz diye de işte Şile'deki Şile dedi Afrikalı tüy. İstanbul'da zaten üçte bir Afrikalıya doğru gidiyor. Afrikalılar da bulmuşlar. Bütün millet oturmuşlar orada gariban Afrikalılar bilmem ne. Az daha kızıl deli dansı bile yaptırabilirler yani. Ondan sonra bak bunlara yardım ediyoruz. Biz şu anda Afrika'dayız arkadaşlar. İşte bunlar da nereye gittiler ay dediler, kime yutturdular bilmiyoruz yani. Çıkılabilir, çıkılamaz. Ben aya çıkılamaz, ayet ve hadis var demedim. Böyle bir şey yok yani. Çıktığını ispat ederse de helal olsun ya nasıl çıktın derim yani. Benim payım çok yani. Ama yalan dolan da duydum. Bayağı bir öbürü çıkmadılar diyor, öbürü çıktılar diyor. Nereye gittiler belli değil. Oraya ay dedilerse kabul etmek zorundayız. Çünkü bizim köye benzemiyor. Bizim köye benzemeyince ay deyince ay tamam abi ay olsun falan. Ne diyeceğiz adama? Ama hiçbir kişi birinci kat semaya horozun sesini, köpeğin havlamasını duyacak kadar şu anda dünyadan o imkana sahip değil. Yok öyle bir şey. 500 sene ışık hızıyla mı? Bunlar ne 500 senesi? Birkaç şeyde saatte gidiyorlar, iniyorlar. Yani aysa. E tamam ay birinci kat sema değil ki. Birinci kat sema nerede? Ay nerede diyor Kur'an. O onun diyor avizesi gibi. Ne kadar sarkıtsan aşağıda o kadar aşağıda. Dolayısıyla bir kişi bile uyanmadı. Ondan sonra tam onlar uykudayken ne yaptı? Hiç daha uyanmadı. Yataklarında herkes ya bir çevirdi. Oo, 500 sene aşağı düş düşüyor. Ne olur ondan acaba daha iz kalır mı? eser kalır mı? Ne kadar da ona göre o kuvvetle süratle indi. Ne kadar da dibine gider. Ne kadar da dibini deler. Zaten kaldırdı şeyi kaldırdı ya. Ee, o açıldı ora. Bu sefer döndürdüğü zaman nereye gidiyor? Yedi kat yerin dibine kadar yolun var. Çünkü neden? Altı açık. Muhteremler bu eşcinsellik işi normal bir günaha benzemiyor. Mem ma temin ümmeti ve ve ya'melu amele kavmini haşarallahu kim Lut kavminin amelini işlerken tevbe edemeden ölürse Velev ki lezbiyenlik, eşcinsel kadın kadına, böyle erkek erkeğe ölürse, nereye gömülürse, isterse şehitliğe gömülsün. İsterse evliyanın yanına, türbenin yanına gömülsün. Allah onu kabrinden alacak ve o yedi kat yerin dibindeki Lut kavmine nakil yapacak, nakli kubur yapacak. Sonra da mahşere herkes çıkarken o da onların arasında Sedum'dan, e, Amura'dan çıkacak. Ya ne işimiz var kardeşim? Şurada Müslüman mezarlığına Allah bizi gömülmemizi nasip eyle. Dostların arasına, salih kavimlerin ortasına nasip eyle. Ne zorumuz var muhteremler, başımıza bu belalar niye açıyor? Hiç dönüşü olmayan yollara niye giriyoruz be kardeşim? E tevbe kapısı açık diyeyim. Ya tevbe kapısı açık da ölüm de her an gelebiliyor. Tehlike burada. Tevbe nasip o. Ha Recep geliyor. Recep ayının özel adı Şehrü Tevbeti, Tevbe ay. Tevbe hakkında biraz sohbetler yapacağız birkaç. Yani derste Recep ayını anlatırken Tevbe ayı. Ya e şimdi kalmış şurada bir hafta. Hafta perşembe akşamı. Bu akşam bu bu gece Recep ayına gireceğiz. Allah'ın bulaşmayı nasip eyle. Ay. Birinci gecesi, hem cuma gecesi, Regaib gecesi. Bütün melaike Kabe'ye inecek. Bütün melaike. Yani ne kadar aflar, mağfiretler, Recep ayındaki oruçlara teşvikler, namazlar, ibadetler. Böyle bir zamanı bir hafta kal. Ama ben size diyeyim, böyle günahlarınız varsa siz bir haftayı beklemeyin. Çünkü Hz. Aleyhisselam bir haftaya kalmaz gelebilir. Kime ne zaman geleceği belli değil. Onun için bir dakika, beş dakika sonra deprem olacak sen burada kimse durur mu? Hemen çoluğun çocuğuna güler mi, konuşur mu? Başka iş yapar mı? hemen o dakika içerisinde ne kadar sevdiğine irtibat kurup hemen çıkın evinizden şubuzdan işte altın altın önemli şeylerinizi e, ee, paça ağır yükçe hafif şeyleri hemen almak lazım öbür türlü sırtıma şezlong kuta alıp da çıkamam ki merdivenden aşağı dolayısıyla hemen pahaca ağır yükçe hafif olanları nerede ne var alın hemen çıkanım teyze şu hemen 5 dakika kendi de hemen çıkar gider beş dakika. peki Ölüm geleceğine 5 dakikaya garanti var mı? Peki nasıl tövbesiz yaşıyorsun? Nasıl kaza namazlarına başlamıyorsun? E bitmez ki on senelik kaza. Mübarek adam tövbe et şu anda söz ver Allah a. Beş dakikan kaldıysa beş dakika Allah da seni affedecek işte. Ama başlamadın. Niyet bile etmedin. Dönüş yapmadın kardeş. Bu vaziyette nasıl olacak? Hepimiz bu kadar günahlarla yaşıyoruz. Ölüm an meselesi gelmek üzere. Be beş dakikaya vakitin olsa ne yaparsın belli? Burada beş saniye bile belli değil. Bir adam anında ölüyor. An. An demek en ufak zaman dilimi demek. Ölüyor görüyorsun gözünü Canlı yayında küt. Ne oldu buna şimdi ya? Saniyelerle ölüyor ya. E biz nasıl bu tevbesiz yaşıyor insanlar? Herkesin bir günahları vardır. En hayırlınız tevbeyi çok yapanlarınız. İstiğfar. Başka çare yok. Belayı bulma tehlikesi var. Şimdi onları çevirdik diyor. Hepsini yedi katlerin dibine gönderdik. Ve amtarna yetmedi. Bir de yağdırdık. Ne üzerine? Aleyha. Onların şehirlerinin üzerine yağdırdık. Yerin dibine baktık. Ne yağdır? Hicaretten taşlar yağdırdık. Allah Allah. Zaten adam yerin dibini boyladı ya. Ama min sicil, pişmiş çamurdan ebabilin kuşların ağzındaki olan neydi? Sicildi değil mi? Elem tara keyfede. Aynı o ositcilden gökten üzerlerine taşlar yani öyle taşlar ki çamur çamurlaşmış menlod yani pişirilmiş. Nerede pişirilmiş? Gökte pişirilmiş. Gökte neler var kardeşim ya? Gökte ne imalat yerleri var? Nefa yani sen fabrika yerde fabrika var zannediyorsun ha? Mesela dolular nereden yağıyor? Gökten. Min cibal min diyor. Kur'an söylüyor. Nedir? Gökteki dolu dağlarından diyor. Doluların neleri varmış gökte? Ayet bu ayet. Bunlar ne diyorlar? Oku kitaplarında. Yerden sıcak vuruyor, güneş vuruyor, alttan buhar çıkıyor, buhardan duman oluyor, dumandan bulut oluyor, buluttan dolu yağıyor. Ya git işine ya! Allah'a inanacağım, sana mı inanacağım, safsata ya! doludan dağlar var, dağlar duruyor diyor. Sen de bekliyorsun ki işte Marmara'nın üzerine şey gelecek ki, de neyse buhar olacak bilmiyorum. Ya o dağlar nereden Marmara'dan öyle dağ mı olur ya? Marmara'nın çıkan buharından. Ne konuşuyorsun sen? Ayet olmasa iddia edersin. Sahih hadis olmasa iddia edersin. Hani tamam ben de senden iddiaya girişemem. Dünya dönüyor mu, duruyor mu bilmem ne. Misal. Bir işte ayet hadis yoksa herkes atış serbest. İmana talik Ayet hadis olan da sen yaratan bilmez, sen bileceksin. Haşa. Onun için pişmiş. Efendim onlar da peş peşe yağdırdık. Müsevvemeten hepsi nişanlanmış. Nişanlanmış, alametlenmiş, dünyanın taşlarına benzemiyor. Bir rivayette kimin başına atılacaksa onun e, kafasına vuracak. Şimdi burada tabi e, bazı e, meseleler akla geliyor. Madem ters döndürüldü de e, efendim yerin dibine batırıldı. Bunu daha taş bunun üstüne taş gitmez ki gibi zannediyor. Halbuki o ne diyor müfessirler? İnde rabbike rabbin e, ne yapmış? Her taşa isim koymuş. Kime vuracağını beyan etmiş. Alamet koymuş. Evet. Bu kimler hakkındadır? Şimdi o bela geldiği zaman diyelim ki orada 100 e, bin, 200 bin, 400 bine kadar rivayet var. Bir nüfus var. Bu nüfusun hepsi orada değildi ki hepsi orada olmadığı için aynı amelde buluşan ama o an için seyahatte, ticarette, bilmem birini görmeye gitmiş, bir yere gitmiş. O vilayetlerin dışında Allah-u Teala'da kalkıp her yeri kopara, koparabilir ama şimdi işte bir tanesi Mekke'deydi. Yani Lut kavminden birisi Mekke'nin haremi şerifin içindeydi o anda. E ne yapacak şimdi Allah Mekke'yi de mi kaldıracak vuracak yerin dibine? Dolayısıyla onlara da taş hazırladı. O taşlara da isim koydu. Efendim, e, bir tanesi Lut kavminden Mekke'nin haremindeydi. 40 gün kaldı. 40 gün taş onu bekledi. Taş 40 gün gökten atılacaktı. Onu bekledi. Muallak. Yani gökte yerinde durmuyor. Taş koptu. Baktı adam isim yazılmış ya. Mekke'de Mekke'dekine de vurmadı. Bekledi haremden çıksın. Havada duruyor taş. Anladın mı? Ne zaman çıktı? Hemen tak haremden şöyle adımını attı haremden çıktı. İki adımını da atınca dışarı hemen taş vurdu kafasına. Onu helak etti. İşte sonuç fezleke. Anlattın dinlettin. Bize ne? Bizimle ne alakası var? Bizimle çok alakası var. Ne buyuruyor? Ve mahiye Min zalimine bi ba'id. Ve mahiye bu taşlar olmadı. Kimlerden Min zalimin? Zalimlerden. Şimdi zalim. Her türlü zalim. En büyük zalim. Siyonizm. Siyonistler, Yahudiler. Şu anda Müslümanlara eziyet eden Müslümanı yakanlar, fosfor bomba satanlar, uzuvlarını canlı canlı alıp satanlar. Şu anda dünyanın en büyük zalimi Yahudiler. Umumi manada. Ama burada özel manayı baz alırsan eşcinsellik yapan, Lut kavminin fena ameline bulaşan zalimler. Her büyük günah yapan zalimdir. Ama bu başkasına taalluk etmiyor. Bu anlaşmalıyız, rıza üzereyiz. Alan razı, veren razı. Ben buna zulmetmiyorum. Onu da keyfi geliyor, benim de keyfim geliyor. Desen de sen nefsine zulmediyorsun. Çünkü kendi canını cehenneme atıyorsun. Dolayısıyla senin nefsine de zulmetme hakkın yok. Bu benim canımdır, istersem cehenneme atarım. İyi o zaman benim canımdır diye intihar etsen helal mı? Ben kimseye zulüm yapmadım, canımı atıyorum şeyden aşağı, kaç kattan aşağı. E, e zalim oluyorsun, niye intihar ediyorsun, cennete giremiyorsun, işte günahkar ol, büyük günah işliyorsun. E neden? E çünkü can senin değil ki. Canına da zulmetmeye, e ben kendime eziyet ediyorum, o da haram. Allah'ın emanet her şey. Onun için günah işleyen zalimdir. Ama başkasına da taalluk eden bir günahsa kat kat zalimdir, zallamdır, neyse. Cebbardır, zorbadır. Onun kıfası çok olur. Onun için bu zalimlerden bu taşlar bir ba'id asla uzak değildir. Yani eşcinsellere gökten taş yağdığında onların kafasına vuracaktır. E ne zaman taş yağacak? Bize rastlar mı, rastlamaz mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ee, Cebrail aleyhisselam'a sordu, e, buyurdu ki e, bu taşlar gökte gördüğü miraç gecesi gökte rastladığı taşlar bu taşlar ne olacak? Buyurdu ki senin ümmetinin zalimlerinin kafalarına inecektir. Her zalimin mutlaka e, bir taşa maruz kalacaktır. Tabi bu şimdi ahir zaman e, da olacak alenen, görülecek, yani hakikaten taş yap, adamın kafasına bulacak, vuracak, onu elak edecektir. Böyle zamanlar gelecek. Allah bizi o zamanlara kalmadan iman selametiyle vefat etmeye muvaffak eylesin. Amin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün ashabıyla beraber, şimdi bir de şu var. Senin ümmetinin zalimlerinden her birine bir taş hazırlanmış, bir ahir zamanda dünyaya taş Bir de bu ümmetteki her zalim, her müşrik veya Müslüman ama zalim eziyet yapıyor insanlara. Kulaklarına giriyor falan, gasp ediyor, şöyle diyor, dövüyor, kırıyor, öldürüyor, bir şeyler katil. Her katil tabii aynı zamanda zalim de oluyor tabii. Her zalim katil olmayabilir ama her katil zalimdi çünkü adamı öldürdü. Dolayısıyla e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bu nasıl olacak? Yani şu anda ümmetime yağmıyor, bundan sonra ne zaman yağacak? Hazreti Cibril buyurdu ki, bu her bir zalimin gökte özel kafasına inecek bir taşı var. Ama ahir zaman ümmetinden direkt dünyadayken kafasına vuracaklar var. Öbür zalimler de vefat ettikleri zaman, vefatları zamanında ruhları bedenlerinden çıkınca imansız olanlar özellikle gök kapıları açılmayacak, illi yine gönderilmeyecek. Ne bulacak Adem Aleyhisselam? Geçen şeyde de anlattım, gençlerin sorularında da anlattım icaluha fi sitcin yedi kat yerin dibinde sitçine götürün bu ruhu pis ruh pis bedenden çıkmış pis ruh pis nefis pis bedenden çıkmış çünkü neden şirk necasetiyle bulaşmış. Zerre kadar imanı olana bu ifade kullanılmıyor. Çünkü imanla ölen ne kadar günahkar olsa da bu pislik işi e, şirk'e mahsus bir pisliktir necasettir. Çünkü onlar necestir diyor. Pis, pisliğin ta kendisi yani pislenmiş değil, de, pisliğin ta kendisi, imansız olunca Müslüman günahkar olsa ne kadar günahkar olsa pislenmiş oluyor. Ama kafir pisliğin ta kendisi oluyor, e, çift cehennemden de çıkamıyor onun için. Öbürü kefaretini ödüyor, yanıyor ediyor, temizleniyor. Çünkü pislenmiş temizlenebilir. Ama pisliğin kendisi ise necesse, necisse temizlenir. Necesse pisliğin ta kendisi temizlenmez. İn demel müşriküne necesün pisliğin ta kendisi? Onun için bunu diyor pis ruh, pis e, nefis, pis bedenden çıkmış. Sitçine atın buyuruyor. Sitçin neresi? Yedi kat yerin dibinde. Lut kavmi nerede? Yedi kat yerin dibinde oyuldu ya, oraya döndürüldü ya, oraya atın diyor. Bu sefer sitçin cinlerin, şeytanlarında da mahpisleri, hapishaneleri. İşte hangi bir zalim, kafir, müşrik ölürse o gökteki taş onu bekliyor. Bizim ümmetten ha. O taş onu beklediği için onun da ruhunu sitçine atın Adem Aleyhisselam talimatı veriyor ya say hadis. O sitçine giderken o taş da kafasına düşüyor mu? Her bir zalimin kafasına düşüyor. Ama biz bunu görmediğimizden bir de kıyamete yakın taşlar atılacak. O yaşayanlar görecek. Allah bizi o zamana koymasın. Ama şu anda da her zalimin kafasına gökte ayrılmış taşı düşüyor mu? düşüyor. Vefat anında neler oluyor neler oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescid-i şerifte oturuyordu. Bir gürültü koptu. Bir büyük bir duvar yıkılmış gibi. Yani dediler zaten Medine'de bir kat tek kat kerpiçten binalar. Hani şu andaki gibi büyük binanın duvarları da yok ki yani. Öyle ses yaptı. Dediler bu ne gürültüsüydü. Korktular, panik oldular. Hey gider Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında işte gayba iman bizde daha fazla. Çünkü orada gayba imanından dışına çıkan olaylar var. Etarifune mazil heddetu. Anladınız mı bu gürültü neydi diyor şimdi? Mescitte oturuyorlar. Öyle bir gürültü koptu ki desen ki o zaman böyle şey büyük binalarda yok ama küçük binada da çıkmaz yani böyle bir şey, gürültü. Yıkılsa bile. Tediler Allahu Resulü Ne güzel ya sahabe. Hep yani bizde olsa 80 tane yorum. Şimdi desen ki işte burada bir gürültü oldu. Nedir acaba? Herkes bir şey söyle. Ama tabii söylemek doğal çünkü neden? Bana vahiy gelmiyor. Bana vahiy gelmeyince ben de bir şey söylesem sen de benden akıllı olabilirsin. Seninki tutabilir. Doğru yapıyorsunuz, yaparsınız yani. Ama işte hepiniz aynı anda konuştuğunuzda ben duyamıyorum bazen sorun orada. Hani diyorum ne diyorlar? Allah ve Resulü bilir. Rahat. Gayba iman. Allah ve Resulü bilir. Hani bu kadar hadis dinlediniz. Hep Allahu ve Resulühü alem. Şu sahabedeki edebi var. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hacerun bir taş Ülkiye atıldı min a'la cehenneme Cehennemin en üstündeki tepesinden alınan bir taş Münzü yine sene el an Yetmiş sene evvel o taş yola çıktı cehennemin dibinin sitçinin dibinin derinliğini anla. 70 sene evvel. Bir de iniş nasıl hızlı olur? İnişteki sürati düşünün. 70 senedir inişte. Durdurma yok. 70 senedir düştü. El an vasale ila qa'riha şu anda cehennemin dibine ulaştı. Şu havadaydı, boşluktaydı. Dibine ulaşınca ve kâne vusûlû ilâ kâriâ sukûltû ve hette İşte onun dibine ulaşıp da düşmesiyle o gürültü çıktı. Ya bak orada işte mucize bu şimdi. Cehennemin dibindeki 70 sene düşen bir kayanın dibine vurmasının sesini Medine'den nasıl duyacak? İşte mucize bu. Bu kayba iman meselesinden biraz daha ne oluyor sahabeyi dışarı çıkarıyor. Çünkü bunu da duydular çünkü. Bak biz öyle bir şey de henüz duymadık. Bu ses oydu diyor. Daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünü bitirmeden yani bu hadis bitmeden Medine'deki münafıklardan damgalı tescilli bir münafığın evinde başladılar bağırmak münafık gebermiş diye. Tabi onların akrabası ya. Yaşı da kaç? Yetmiş. Adam doğumundan Allah biliyor mu münafık olarak gebereceğini? Tevbe etmeyeceğin, iman etmeyeceğin. Herkesin taşı hazır. İmanlı ölmezsek bizim de taş şu anda yuvarlanıyor. Ben sana söyleyeyim. İnşallah burada ve dinleyenler ve amin diyenler ve sonradan dinleyenleri de Allah'ım dahil eyleyerek amin. bir tane taşı yolda olan nasip etmesin. Amin. Amin Allah'ım. Ne acayip bir hadis-i şerif ya. 70 sene evvel taşı hazırlı Zaten hep zalimlerden taşlar uzak değil Allah buyuruyor bunu doğru anlamak lazım. Böylece e, demek ki ölür ölmez işte ruhun işi çok hızlı hareket ediyor. An meselesi. Ruh bedene çıkıyor sen aa, yarın ikindi de mi kalkacak? Zaten münafıksa zaten hiç cenazede kalkmasın da. Ha şimdi adam beni yakın diyor. Onu da camiye götürüyorlar. Küllerimi savurun diyor. Onu da camiye götürüyorlar. Yavurum diyor. Yok yok sen Müslüman'sın. Onu da camiye götürüyorlar. Allah bu cenaze imamlarına sabırlık versin ya. Ondan sonra ne buyurdu allah Teala? İşte bu ayet de ondan bahsediyor. İnnel münafıkîne fidderkil esfeli minen nâr. Münafıklar cehennemde en alt dibi bulacak. En alt tabak. Bak, kafirin bile altında ne oluyor? Münafıklar buluyor. Çünkü iman ettik dediler. Kalplerinden iman etmediler. Maazallahi tebareke ve teala. Yani kısaca efendim, ee, Lut Aleyhisselam'ın kavminin ayetlerden. Tabi 4-5 surede var ama yani Nahut suresindekine mana vermiş olduk. Ve bu vesileyle kalan derslerde de e, diğer dersleri takip ederiz. İnşallahı Rahman. Şimdi kısaca şey söyleyelim. Ne diyorsun adına? Daha şey yok. Efendim cenazeleri de okuyalım. Bizim konumuz derin şimdi. Gireceğiz bir konuya. Yani dinlemek zorunda değilsiniz. İlgilileri kalabilir. Ben sizinle bir hasbihal yapacağım. Bir istişare yapacağım. Fikir veren de verecek durumdaysanız. Bir şeyler söyleyebilirsiniz yani. Şimdi kardeşler e, önümüzdeki e, Ocak dergisinden tabi bu Recep ayının hilali başka aylara benzemez. Recep i Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır. Sayfa 72'de hilal duaları var her ay okumuyorsanız da ilk gecesi önümüzdeki perşembeyi cuma bağlayan gece tekbirleri, hamdleri şerlerden sığınma duaları e, özellikle Allah bizi cel, cel, cel işte fe, fetihler, açılımlar, yardımlar, nurlar, bereketler, rızıklar bir ay boyunca Recep Allah'ın haram ayında e, Mevla'dan niyaz edelim. 72'de dualar var. 73'te okunacaklar var. Aylarla ilgili çarşamba, salıyı çarşambaya bağlayan gecelerin belasından sakınmak için 74'te 75'e geçiyor. Her salı her salı ikindi namazından sonra üç kere ya bela duası 75. Her salı bunu yapın bir hafta bela görmezsiniz. Her salı ikindiden sonra ama namazı kılmadan değil. Ama kadınlar namazsız halindeyseler ikindi vaktinden sonra akşama bir saat, iki saat kala okuyabilirler. Ama namaz kılan kadın erkek İkin namazını kıldıktan sonra okuyabilir. Yani ikindinin ezanı okundu diye olmaz. Namazın peşine. Ondan sonra kardeşim, e, salı günü üç kere diyor ama, yani bu rivayette, ikindiden sonra belalar, yağma başladığından oradan tedbir alınacak. Bu dua üç kere okunsa bir bela görmez. Ondan sonra diğer dualar var, vesaire vesaire. Bu yanlış dergim verdiniz. Bunda Recep girmedi mi? E var. Bunlar neyi vermiş bana? Cemazeli ahir vermişsin. Allah sizi cemazeli ahire çevirir ha. Vallahi cemazeli ahir sıkıntılıdır ha. Biliyor musun? Ben sen cemazeli evveli de bilirim de sen ahirine de gittin. Lan ne konuşacağız ha burada? Şimdi iki ilan daha var. E burada dergi koyun diyoruz buna. Buna ne de yaşıyor ya? Balıkesir sohbeti. E sayfalar da yanlış oldu o zaman. 6 Ocak Cumartesi. Bu önümüzdeki e, Cumartesi günü inşallah saat 20'de Tuna Plaza Düğün Salonu. E, Balıkesir'de Tuna Plaza Düğün Salonu. Olmuş. Saat, hanımefendileri de yer ayrılmıştır. Ama işte kadın cihazlar dışarılarda kalıyor. Yerlerde bazı kere sığmıyor. Ama erkekler özellikle e, Balıkesir senelerdir çağırıyor. Gidemedim. İnşallah gitmek nasip olacak. Esasen orada bir Aile bul, buldum. O ailede çok önemli emanetler buldum. Hald-i Bağdadi Hazretleri'nin el yazmalarını buldum. Hald-i Bağdadi Hazretleri'nin cübbesini buldum. İmam-ı Rabbani'nin cübbesi hiç görmedim daha. İmam-ı Rabbani'nin cübbesini bulduk. Bir ailede ondan dolayı Balıkesir'de kimse beni takip etmesin. E, uğraşamam sizinle. Ondan sonra söz size dua edeceğim. İmam Rabban cübbesine tutarak, Hazreti Rabban cübbesini öperek dualar edeceğim inşallah. E gitmişken de zaten bir sohbet yaparız. Zaten o kadar yolu gideceğiz. Ama meşayihimize tazimen gideceğiz. İnşallah Rahman. Ee, Balıkesir sohbeti 6 Ocak Cumartesi. Yine efendim Cumartesileri her cumartesi bir sohbet yayınlıyoruz ya. Cumartesi saat 20.30'da akşam İzmit'te bir büyük salonda sohbet yaptık. Feyizli de oldu çok. Benim İzmit'te çok cemaat eski yerlerim olduğu için 15'te bir gittiğim çok güzel eski cemaatlardan da ihvanlarına çok gelen oldular. Tabii ki Lalegül ee, Lale Gül TV'de, Lale Gül FM'de YouTube kanalımızda yayınlanacak. 11 Kasım'da yaptık bu sohbeti. Yani güzel bir sohbetti. Cemaatta olduğu zaman bir de eski cemaatlerle buluşulduğunda farklı bir feyizler de oluyor. İstifadelerinize arz edilecek. Cumartesi akşam 20.30'da o sohbeti de ilan etmiş olalım. Ondan sonra ilk gece e, dualar vesairenin başladığı sayfa 62. Bu Ocak dergisini koşuyorum Recep'in ilk gecesi, hilal duaları vesaire demiş söyleyeyim 62. Ondan sonra son çar, e, her çarşamba son çarşamba geceleri belalardan korumak için 63-64. E, her salı ikinden sonra üç kere okunan dua 64. Bunlar zaten bizim her zaman var. Şimdi geldik efendim e, recep Şerif'in nafile oruçları. Şimdi bu Perşembe, e, önümüzdeki Perşembe Recep'in ilk günü değil. Onun için ilk günü hangi gün olacak? Cümüa olacak. Ondan dolayı o Rekahip Gecesi'nde bu faziletleri size anlatırız. İnşallahurrahman. İlk perşembeyi tutan mensubun Recep yani Allah'ın دخل الجنة. Allah'ın onu cennete girmesi hak olur. O da önümüzdeki perşembe değil. Recebin ilk perşembesi ne zaman olacak? Rekaip Kandilinden sonraki perşembe. Bizim burada sohbet yapacağımız. Biz Miraç'a kadar yine buraya döneceğiz. Yani çünkü halılar mallar serilecek ya. Onun için inşallah rahman tabii. Ondan sonra efendim Recep zikirleri vesairesi her birini e, regaib gecesinde anlatacağız. İnşallahu rahman. Ancak ilk gecesini ihya. O gece bunu konuşmak da olur ama e, önceden testi kırmadan tokat atmak icap eder. Ne buyuruyor? Receb'in ilk gecesi Allah Azze ve Celle bütün ümmetime tecelli buyuracak. Yani haftaya perşembe günahkarlar mağfiret edecek, tevbe edenlere ikram edecek, zikredenlere manen yaklaştıracak, gece kuvvetli ibadet yapıp uykusuz kalmayı tercih edenlere tecellilerini, feyizlerini, nurlan rahmetlerini ard arda yağdıracak, o gece ibadetle geçiren sabaha aff olarak çıkacak. İnşallah o gece bir plan yaparız, konuşuruz. Ne kılacaklarımız belli de bir de gece de kılınmasıyla ilgili bazı namazlar tarif edilecek. Recep'in ilk gecesini ibadetle geçiren haftaya bu geceyi herkesin kalbi ölse onun kalbi ölmeyecek. Ne demek? imansız ölmeyecek. En büyük korkumuz imansız ölme tehlikemiz var hepimizin. Kalbi ölmeyecek. Allah başının üstünden hayırları onun üzerine dökecek. Anasından doğmuş gibi günahlarından çıkacak. Cehennemi hak etmiş yakın akrabalarına da şefaat hakkı alacak. Bu çok önemli bir şey. Birkaç kişiyi de kurtarma hakkı da verilecek. İlk gece, önümüzdeki perşembe gecesiyle ilgili faziletler. Onun için bunlara duyun da sakın terk etmeyin. Recep'in ilk namazı e, Enes radıyallahu anh tarifat edilmiş. E, i̇lk gecesinde akşam namazından sonra 20 rekat kılarsa, her rekatte bir Fatiha ve bir Kulü Kulüallahat okursa, 10 selamla 20 rekat kılarsa, sevabı nedir? Bilir misiniz? Etedrune ma sevabı. Bunun hakkında çok kaynaklara ulaştım. Bütün kaynaklarda burada yazdım. Sayfa 71'de. Çünkü Ruhul Emin Cibril Aleyhisselam bana bunun sevabını bildirdi. Zaten bu namazın çok kuvvetli vaatleri var. E, Tirmizi'de akşamdan sonra 20 rekat kılana zaten cennette köşk vaat ediliyor. Yani birçok sayı hadiste de o dakikada, o saatte akşamdan hemen sonra dünya kelam konuşmadan sünneti saymayın evvabine sayılır. Yani bir daha evvabin kılmaya artı gerek yok. Çünkü evvabin namazı o vaktin namazıdır. Bu da o vaktin namazıdır. Nafilelerde tedahul vardır. Nafilelerde tedahul vardır. Tedahul ne demek? İç içe girmek demek. Mesela abdest aldın. Abdest şükrü namazı kılma sünnet mi? Müstahap mı? Evet. O arada da şadırvanda abdest aldın. Mescide girdin. Abdest şükrü için ayrı, Tehiyyetül mescid, kerahat vakti değilse, sen kerahat vakti Rab de şunu kılamazsın. E, Tehiyyetül mescid namazı ikisini ayrı ayrı kılman gerekir mi sünnet yerine gelmek için? Gerekmez. O iki rekat ne olur? Hem şükrü vuzu olur, hem de tehiyyetül mescid olur. Ya benim içime sinmedi. İkisini ayrı kılacağım. Kaşınanı kaşırlar. Mübarek adam bir de hacet namazı kıl, on ikide kuşluk kıl. Namazdan doyum olmaz. Yani kılmak isteyene onu ayrı kılma denmez. Ama bir adam sünnet yerine gelsin. Şimdi ben tayyatül mescidsiz oturmayın buyurdu hadis-i şerif. Ama abdest şükrü kıldım. E, yeter mi? Yeter. Nafilelerde tedahül var. Anladınız mı? Ne demek istediğim ha? Farzlarda bu olmaz. Ne buyurdu Cibril? Allah Resulü e, Cibril bana, bana bildirdi. Siz biliyor musunuz? dedi. Sahabe dedi. Allah Resulü e'lemu. Yine geldi. Bak Allah Resulü bilir. Dedi ki Hafızullah Teala kim bunu Receb'in ilk gecesi yaparsın her gece var ama Receb'in ilk gecesi yaparsa bir senelik sigorta var. Bir sene. Çünkü her, her gece Receb'in ilk gecesi değil. Senede bir kere o zaman. Hafızullah Teala Allah onu koru. Fi nefsi canı hususunda. Yani başına bela gelmesin. Vücuduna, bedenine, uzuvlarına, organlarına vesaire. Ve mali malı hususunda. Bir de malların var, şuyun var, buyun var efendim çalınır, çırpılır, işin bozulur, iftar eder falan. Ve ehli ailesi hususunda. Ailesi işte imanlıysa karın, çocuğu, mocuğun hepsi girer. Ve veledi o ehli o zaman eşi. Çünkü ve veledi, çocukları gelmeseydi ailenin içine çocuk girerdi. Burada ayrı söyledi. Ve veledi çocuklarını da korur. Ve ucire min azabil kabir. Kabir azabından da o sene ölse korunur, kurtulur. Ve cehaz ala sırat, sırattan da nasıl geçer? kelber gayri hesabın ve azap. Hesapsız, azapsız, şimşek gibi geçer. İyi o zaman bir gece bunu kısın, başka bir şey yapmasın. İşte seni gibi enayiler böyle konuşur. Ondan sonra da o da nasip olmaz. Ondan sonra da imansız da ölmek nasip olur. Allah muhafaza belasını bulur. Lüzumsuz şeyler konuşma. Allah Teala bu namazı ihlas ve huzur üzere, huşu üzere kılmayı kime nasip ettiyse demek herkese nasip etmeyecek. Kime nasip ettiyse de Vadi haktır, bu müjdeleri Habib'i duyurmuştur, verecek. Bunda bir şüphe yoktur. Ama tabii kıraatın nasıldır, nasıl okudun, abdesti doğru mu aldın, kuslünde eksik var mıydı? Onları ben mi ilgileneceğim herkesin abdestiyle, kuslıyla? Herkes kendi kuslüne, abdestiyle e, ilgilensin. Kıraatım doğru mu, değil mi, bilmem Onun için ne dedik? Cemaatle de kılalım da en azından birçok insanın galatları var. E, o sıkıntıdan da kurtulmak müessir olsun. Ona, o namazdan sonra da duası var. E, ee, 71. sayfa 72'de geçiyor. Tabi şimdi bir dene meselesi var. Oho! Bir de ilk gece irzal Kusum namazı var. Kulakları olanlardan, ödeme imkanı olmayanlardan kasımlarını nasıl razı edecek ahirette? 72-73 hepimizin başında. Benim bile kılmam lazım. Bilesi fazla. Ondan sonra irzal Kusum namazı ayrı bir namaz. Recep'in ilk gecesine özel. Recep'in ilk gece duası 73'te. Arapçası var. 74'te manası var. Ondan sonra bir 30 rekatlığın var biliyorsunuz. 3-30 onlar bir ayrı bir şey. Hadi bakalım geldi ilk cuma gecesi. Regaib namazı. Bu regaib namazını şu anda tarif etmeye bir vakit yok. Dergide Recep Risalesi'mde de var. Eskiden beri almışsınız. Koymuşsunuz kütüphanelere duruyor. Orada da bulabilirsiniz. 74-75 Çünkü biz regaib gecesi Sohbete başlayınca bu namazı kılmış, bitirmiş oluyoruz. Tabi daha, daha namazın tarifinin vem vakti geçecek. Çünkü sohbet yastan sonra başlayacak. E bu namaz akşam yasa arası. Dolayısıyla bir manası kalmıyor. Ondan dolayı bunun sevabı ciltler dolusu faziletleri. Abdülkadir Geylan Hazretleri senediyle iştahatleri vaat ediyor. 74-75 dergiden bakarsınız. Recep şerisine tam sayfası şu anda hatırlamıyorum. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, Canım yönetimi altında tasarrufunda olan zata yemin ederim ki erkek veya kadın herhangi bir kul bu namazı kılarsa evet işte perşembeyi oruçlu geçirir. Yani önümüzdeki perşembe oruç tutsanız iyi olur. Cuma gecesi de akşam yasa 12 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha, 3 inna zelna 12 de kulu okur. 2 rekatta selam verecek. Namazı bitirince Allah'ım salli ala Muhammedin nebil ve ala aleyhi ve sellim. Ondan sonra diye e, salavat okuyacak. Sonra secdeye kapanacak. Secdede sübbuhun kuddüsü rabbul melâket ve ruh. Yetmiş kere tesbihatta bulunacak. Sonra başını kaldıracak. İki secde arasında yine 70 kere efendim Rabbi ve ve ma te'alem fe entel azizü'l-azam okuyacak. Ondan sonra ikinci secdeye varacak. Birinci secdede yaptığın aynısı 70 kere subhun kutlusun Rabbul melekete ruh diye tesbihatta bulunacak. Ondan sonra kalkıp duası var işte gerre gayb gecesi duaları vesaireler okuyan bilen okur. Biz zaten cemaatle kılacağız, okuyacağız. Cemaatte amin diyecekler. Ama bu canlı yayında verilecek bir şey yok. Çünkü imamette niyetler, imama uyma niyeti secdelere benzemez. Bunu herkes gelemeyenler kendileri kılabilir. Ondan sonra efendim allah Teala'dan ikinci secdede ne muradını isterse Allah mutlaka yerine getirecek. Siz Arapça dua edemiyorsunuz vesaire ikinci secdeden sonra biz secdede dualar sizin hepimize lazım olan her duayı yaparız. Siz de secdede amin dersiniz ve böylece Allah cümlemize regaib gecesini ihya nasip eyle. Evet, erkek kadın hangi kul bu namazı kılarsa Denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların tonajları, yağmurların damlaları, ağaçların yaprakları kadar bile günahkar olsa bütün günahlar mağfiret eder. Hane halkından 700 kişiye kıyamet günü şefaat edebilir. Kabrindeki ilk gecesi bu namazın sevabı güleç yüzle gelir. çok lazım, çok kabirde ilk gece çok lazım. Hanım gelmiyor, çocuk gelmiyor, içeri giren yok. Keskin ve fasih bir lisanla güleç bir yüzle gelir. Ya Habibi, ebşir, Ey benim dostum sevinebilirsin. Sen fakat necev külli şiddetin bütün zorluklardan kurtuldun. Ta bunun önde mahşer var, sırat var, mizan var. Ne kadar zorluk var. Kabirdeki ilk gece müjdeyi alırsa ondan sonra rahat rahat yatar. Öbür türlü tetikte ilerisi daha kötü, ilerisi daha kötü, ilerisi daha kötü. Cehennem daha kötü. Onun için ilk gece bu müjdeyi almakta. rekayet namazının çok fazileti var. Ee, nida gelir. O da dersen ben, ben senden güzel yüzlü, senden tatlı dilli, senden hoş bir şahıs görmedim. Sen kimsin? O da ona der ben senin işte 1445 senesinin Recep ayının ilk cuma gecesinde kılmış olduğun namazın sevabıyım. Allah beni nurani bir surete büründürdü. Bu gece isteğini yerine getireceğim. İlk gecende tek kaldığın, ilk olarak tek kaldığın şu anda sana yoldaş olacağım. Enis olacağım vahşetini, yalnızlık hissini gidereceğim. Onun için kabrine geldim. Sura üfürüldüğünde, arasat mahşerde, başının üstünde güneş tavan boy yakına geldiğinde sana gölge olacağım. Sen allah Teala'nın kullarına lütfedeceği hayırlardan, rahmetlerden, nurlardan, bereketlerden hiçbir şeyi kaybetmeyeceksin. Hepsine nail olacaksın. Demek ki bu, bu müjdelere layık olanlara bu namaz nasip olacak. Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. 76. sayfada regaib namazın duası var. Namaz bitince bu dua konacak. Biz de unutmayalım. Namazın akabinde okuyalım. Sonra Recep-i Şerif'in ilk Cuma gün namazı. Haftaya Cuma. 12 Ocak Cuma gün namazı var. 77'de de bu namaz beyan ediliyor. Bir hacet namazı var. O da çok önemli. Ya ilk üçte işte ya ortada ya sonda kılınıyor. O namazı da yani 14 Ocak yok. 3-4-5'te kılınıyor. 3-4-5, onu bir dahaki aya gidiyor öbürleri. Bu bu şeyde, Ocak'ta 3-4-5'i Recep'in. Yani 14-15-16 Ocak'ta ancak kılınıyor. Başka günlerde bu kılınamıyor. Üveysel Karahane Derneği Hacet namazı. Burada %100 77-78'e yüz, tarif edilmiş. Ne e, dilek varsa Rabbim kabul ediyor ve ihsan ediyor. E, bunların hepsi dergidesse Beyan ediliyor, ocak sayısı. Burada da size arz ediliyor. Ondan dolayı azami derecede istifade edin. Elinizden kitabı da, dergiyi de düşürmeyesiniz. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü el yazma sohbetleri de geçen hafta da geldi değil mi? Geçen hafta buraya geldi mi? Evet. He? Evet. E, güzel hizmet ettik. Allah kabul eylesin. Çok güzel yapıldı. Kaynakları beyan edildi. Hatalar tasar edildi. Parantezlerle anlaşılamayan muhlak yerler beyan edildi. O da size arz ediliyor. 10 cilt olacak Allah Teala Hazretleri Efendi Hazretlerimizin şefaatine nail eylesin. Ee, buna emek ettik. Şimdi ikinci cilde çalışıyoruz. Ee, çok güzel el yazmayla yazıldığı için hatalar var idi. Bunu okuyan Efendi Hazretleri ile beraber. Yani okurken hep onun kelamları, kelimeleri, sözleri bir rabıta asılı, bir feyiz, bir bereket asılı. Sanki o kürsüde konuşuyor, sen altta dinliyorsun. O feyze nail olmak için tam da mübarek üç aylarda okuyalım, amel edelim, istifade edelim. Amin. Bir de vefat edenlere dua edelim. Ondan sonra efendim şey yok. Şehit yok inşallah. He? Evet çok şehit verdik. Allah rahmet eylesin. Derecelerini ale eylesin. Harika rahmetler eylesin. Bizi çok seven bir sultan teyze isimli bir annemiz vefat etmiş. Allah da onu sevsin. Bizi için sevecek? Artist değiliz. Filmci değiliz. Şarkıcı, türkücü, zurnacı, davulcu değiliz. Bizi seven demek Allah için sevmiştir, ilim istifade etmiştir. Allah da ona çok yüksek dereceler ihsan eylesin. Amellerin en fazla Allah için sevmektir. Sırrına mazar eylesin. Allah. Vefat edenlerden Fatim'e Nilay, Sebahat, Türiye, Habibe, Ayşe, Oya, Gülsüm, Zekiye, Ayşe, Çilingir, e, Ayşe, Ezancıoğlu'ydu öbürü. Hepsini isimleriyle, soyadlarıyla, makamlarıyla, mekanlarıyla Allah'ım rahmetlerini, oldukları yerlere ihsal eylesin. Amin. Azaplarını ref eylesin. Amin. Amin. Erkek cemaatlerden Ayhan, Tahsin, Bekir, Mehmet, Ali Şahin, İsmail, Şaban, Ali Bekisev, Veli, Nizamettin, Mehmet Ali, Fethi, Tahsin, Sezai, Mehmet, Akbulut, Salahattin, Ali Çetin, Kayavşehin, Niyazi Mehmet, Nurettin, Ömer, Hümmet, İsmail ve Mahir isimli zatları ve cümle geçmişlerimizle beraber affeyle, mağfiret eyle, kabirlerini nur eyle, azapları masaraf eyle, hediyelerimizi ishal eyle. Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma ilmullah. الله 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 جل شانك وجل جلالك وعم نوالك ولا اله غيرك يا رب العالمين يا رب يدي المزواص ليله اروعني يديك سني صاليله وانا خبر إلى آمين قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر el azim el cahi ve ala ali ve sahbi amin şimdi biz e, dualarımızda yaptık arada Allah Teala cennetle cemaliyle rıza şerifiyle lika ile Muslat ile cümlemizi mesrur eylesin, azabından, gazabından cümlemizi mahfuz emin eylesin. Perşembe günü gelecek erkek kardeşlerimiz e, set caddelerine gelsin. Akşam ezandan evvel arabayı park edeceğim, şudur budur, cemaati kaçırma Öyle mübarek gecede insan madem yapıyorsun, 5-10 dakika paylı iş yap da akşamın cemaatini kaçırma mübarek adam. Zaten 10-15 dakikada iftar payı var ama akşamın cemaati çok önemlidir. Cemaatla ilk, ilk namaz. Recep'in ilk namazı akşam namazı. Ha, i̇lk namazı yani. Onu kaçırmayın cemaati. Sonra da namazlarımızı eda ederiz. Allah sohbet eder, muvaffak eylesin, cümlemizi Amin. muhafaza eylesin. Amin.